Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlese. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Olsun, önemli değil. Var mı herhangi bir şikayetimiz? Yok, her şey çok yolunda. Harika. Bebeğimizin durumu gayet iyi. Bugün detaylı bakacağız. Umarım cinsiyetini öğrenebileceğiz. Hadi inşallah. Var mı tahminler? Var. Ben kız olacak diye hissediyorum ama sağlıklı olsun da gerisi önemli değil. Evet, gösterdi. Şimdi birkaç fotoğraf çekelim. Bebeğimizin cinsiyeti... İşte benim aslan oğlum, canım oğlum ya. Yani ben anneni anlatmaya çalıştım. Dedim ki bak hissediyorum dedim, erkek olacak dedim. Sen dedim erkek annesi olacaksın dedim. Yok efendim, bizim kızımız olacak. Ben kız annesi olacağım. Bilmem ne, inatlaştı, inatlaştı. Sonra ne yaptı? Bir de gel dedi, iddiaya girelim dedi. Ve sonuç? Ya, sonuç hüsran. İki dakika oturalım şuraya. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu iddia meselesi şaka değil miydi? Şakaydı. Hah, iyi. Ya saçmalama Nece kızı Allah aşkına. İddiayı kaybettin Lale'ciğim. Sen ben ne istersen bütün gün boyunca onu yapacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne istersem yapacaksın falan. Ben gebeyim ya, hamileyim ben. Biraz insaflı ol Allah aşkına. Ya sen merak etme. Ben onu da düşündüm. Sen gebesin ya şimdi. Ben de ona göre bir şeyler düşüneceğim, merak etme. Ben şimdi... Erkek annesi mi olacağım ya? Ben de erkek babası oldum. Çok garip duygular değil mi ya? Bir şaşırıyormuş gibi yapıyorsun bana burada. Ya sanki istemiyordun. Ben istedim dedim mi sana? İstiyorum dedim mi? Hissediyorum dedim. Hatırla. Erkek babası olacağım hissediyorum. Bak erkek olacak görürsün. Hep hissettiğim için böyle şeyler söyledim sana. Ne yani şimdi bizim kızımız olsa ben mutlu olmayacağım, yüzüm gülmeyecek mi? Ha. Böyle somurtup oturacağım öyle mi? Olur mu hiç öyle şey? Yalnız var ya, kız olsa böyle cimcime, tamam mı? Beni parmağında oynatır, senin böyle ufak halini düşünüyorum da. Seni mi parmağında oynatır? Ne var? Tabii şimdi senin kafanda o oluşturduğun Onur Saran profili. Kıl, ruhsuz, duygusuz falan olduğu için şaşırdım. Ama şaşırma bence. Gerçi bu kadarını ben de beklemiyordum benden ama... Yani... Galiba babalıkla ilgili bir şey ya. Değiştiğimi hissediyorum ya. Seni düşünemiyorum bile o zaman. Ama ben düşünüyorum. Ya biz bir kere oğlumla bir örnek giyiniriz, tamam mı? Böyle aynı kıyafetleri yeriz. Maça gideriz. Tabii tabii doğru, Şükrü Sarıcıoğlu Kadıköy'e gideriz. Formalarımızı... Aa, formaları ya. Ben forma alalım mı? Gel forma alalım. Fenerbahçe forması alalım ya. Sarı Kanarya oğlum benim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek Fenerbahçe forması ya? Galatasaray forması giyecek benim oğlum.
Ben Galatasaraylıyım çünkü. Ya niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Hayır. Allah Allah. Sen bana demiyor muydun ya? Bak havada da kaç kez yok duyuyor, yok şöyle deme, yok böyle deme. Sen niye kendin bağırıyorsun? Çocuğu strese sokuyorsun. Böyle tartışıyoruz. Gerek var mı böyle bir şeye? Yok. Tamam bak. Şöyle yapıyoruz. Babası onu da düşündü. Ortaya da bulalım. Milli forma alalım, tamam? Tamam. Dostluk kazansın o zaman. Gel. Anlaştık. Sonra da Fener forması alırız. Galatasaray formasını konuşuruz. Onu şey yapalım. Hı? Haftada iki gün su vermeniz yeter. Yalnız bunları da bir minibüsüm var, onunla idare ederiz. Çok yani, teşekkür ederim. Bir ara mutlaka ben atacağım eve, hiç merak etmeyin. İyi günler. İyi günler, çok yine sağ olun. Yine bekleriz. Ne oluyor kız, ne arıyorsun oralarda sen? Ay anne, kurtuluşa bakıyordum ya. Yani var ya, ömründe hiç çalışmadığı kadar çalıştı. Böyle geldi, saatlerdir fidanlığı falan düzenliyor. Kız bugün işte. İyi vallahi, peki hiçbir şey hatırlamıyor mu kızım? Artık hatırlaması lazım bir şeyleri. Yani ay ne bileyim anne ya. Yani var ya, böyle bütün geçmişimizi anlattım. Bana mısın demedi. Hiç. Yok. Her şey tık yok. Aslında olması çok iyi kız. Kimseyi almayacağız, çalıştırmamız. Sus. Ya acaba ben yanlış mı yaptım ya? Ulan eve kapağı atacağım diye bütün gün burada acı acına çalışıyorum. Lan ben bu kadar çalışsam Nürüm zaten beni terk etmezdi. Ya ben en iyisi patronu arayayım da yarın işe gideyim. Bayağı yoruldum ben ya. Bak Nergis geliyor anne. Merhaba, erken geldin. Hayırdır? Geldim anneciğim. Eve gittim, hazırlandım, geldim. Nihal ablam aradı mı? Ay aramadı. Meraktan çatlıyoruz. Ay anne, ya biz arayalım. Kızım çok meraklı gibi ha. Ay anne niye ayıp olsun? Ara işte ya, Allah Allah. Ay meraklıyız ayrıca da. Aa meraklıyız. Seninki çıkmasın yanlış telefondan. Eşek. Ay çok pardon. Ay annem arıyor. Haber vermeyi de unuttum. Ne merak etmiştim. Söyleme. Alo. Ah canım, Nalecim nasılsın? İyi misin yavrum? Yani bir sıkıntı yok, merak etme. Oh güzel. Çocuğun cinsiyeti belli oldu mu? Öğrendik, öğrendik. Öğrendiniz. Ne güzel. Neymiş tatlım? Erkek anne. Ne? Ne? Ne anne? Kız, kız değil mi? Kız, 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 kız. Kız, 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 kız. Allah, kız değil mi? Ha? Erkek mi? Erkek olsun. Hadi erkek, hadi erkek. Erkek mi olacakmış? Allah! Yemin ediyorum velat geliyor. O kadar mutlu oldum ki yavrum. Ay çok mutluyum. Hadi gene görüşelim bir tane. Anne böyle şimdi böyle şeyler söyleyip duygulandırma beni. Eve geliyorum, konuşuruz. Hadi. Sakın söyleme, tamam mı? Beklet böyle. Tabii. Heyecan yaptım oğlum. Ay anne. Ay bilmiyorum ben. Ben erkek. Erkek torun sahibi oluyorum. Anne vallahi sen hissettin ya. Hissetti baba. Hissetmedin mi? Herkes negatif negatif. Ben bir tek ben testlerde falan hayır diyordum ya. İçime doğdu. Hayır erkek. Ay anne. Anne tamam artık bak. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Mutlu oluyoruz, ağlıyoruz. Artık ağlamak mağlamak yok. Tamam mı anne? Yok. Bu oğlan uğurlu gelsin bize Allah. Bu oğlan uğurlu gelsin ama. Ay bir kişi ağlayacak. Fikret erkekmiş torunu. Ay dayanamıyorum, göbek atacağım. Siz mani olun bana. Ya ya la 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 la. Ağlamak yok. Ağlamak yok, güleceğiz artık. Ağlamak yok, güleceğiz. Rezil olmayalım mani. Ay rezalet. Benim de kız, Allah kahretmesin. Ay ben oğlan teyzesim oluyormuşum anne. Evet. Minik Sarıhan. Veliaht geliyor, veliaht. Allah'a teşekkür ederim. Ben de bizimkileri arayayım artık, değil mi? Ara ara, hemen söyleme ama. Tamam. Efendim oğlum. Anneciğim merhaba. Bizim çocuğun cinsiyeti belli oldu.
Söyle hemen. Bizim oğlumuz olacak anneciğim. Ay bu ne kadar güzel bir haber Onurcuğum. Çok sevindim. Onur'la konuşuyorum Fikret. Bebek erkekmiş. Ne? Fikret iyi misin? Anne babama bir şey mi oldu? Sevincinden deniz yatağının üstünden havuzladı. Anladım ya. Ya Allah'ım yarabbim. Hadi dikkat edin kendinize ben gelene kadar. Anlatacağım gelince detaylı. Tamam oğlum. Gözünüz aydın Yıldız Hanım. Sizinle Fikret Bey. Teşekkür ediyorum. Yıldız hemen annemi ara. Hemen annemi ara. Müjdeyi ver, müjdeyi ver. Çok sevinecek. Evet. Duyuralım Fikret, duyuralım. Dosta düşmana duyuralım. Oğlumuz geliyor ayol. Allah! Evet dinliyorum. Son bombayı veriyorum hazırsanız. Evet. Onur Bey'in nur topu gibi bir oğlu olacakmış. Ne dedin? Ay. Ayşe korktuğum başıma geliyor. Ayşe korktu çünkü ben ne zaman bir şey düşünsem o şey gelir beni bulur biliyorum. Ben bunu biliyorum. Artık o Yıldız'ın havasından yanına yaklaşılmaz. Ay. Darısı senin başına Şerifeciğim. Ayşe. Ne oldu? Yine ne oldu Betül? Daha ne olsun Şadi? Şadi daha ne olsun Şadi? Onur'la Lale'nin oğlu oluyormuş. Siz de daha böyle durun hala. Nasıl oğlu oluyormuş? Hem baba oluyormuş hem oğlu mu oluyormuş? Duble mi varis şu anda? Benim aklıma gelmişti. Ben zaten ne zaman bir şeyi düşünsem o gelir beni bulur biliyorum. İnşallah babamın adını koyarlar. Şadi senin amacın ne? Hayır bunu samimiyetle sana şu anda soruyorum. Senin bu dünyadaki amacın ne? Şadi bana bak. Şadi. Evet siz zaten bir kişinin iteklemesiyle ancak buraya kadar. Burada tıkanıyor, duruyor burada. Gitti şirket. Milyonlar gitti. Şirket gitti. Aşk olsun anneciğim. Bir kişinin çabasıyla mı? Benim çabalarım ne olacak burada? Ben o kadar aventür macera yaşadım ben senin yüzünden. Ne dediysen yapmadın mı? Bir dakika, bir dakika. Hop. Bu şirket şimdi nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Bana bir söyleyin. Çekirdek aileler. Benden bir şey mi gizleniyor? Erol. Bak derken. Şadi. Güzel kızım benim. Güzel kızım, güzel gelinim benim. Biz hiç senden bir şey saklar mıyız yavrum? Ha? Başlıyorum. Başla anneciğim. Güzel kızım. Şimdi. Erol'un dedesi. Yani Onur'un da dedesi. Evet, aynı zamanda Onur'un da dedesi. Yani benim kayınpederim. Babamın babası. Babam. Sen de çok iyi biliyorsun ki, bence biliyordur. Birkaç ay önce vefat etti. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. Abi, şimdi rahmetlinin vasiyetine göre yavrum, ilk çocuk sahibi olacak olan torunu, evet, şirkette böyle birazcık daha fazla böyle... Azıcık daha fazla bir söz sahibi olacak. Konu bu. Konu değil ya. Bir dakika, bir dakika. Ha, siz o yüzden böyle torun torun diye tutturdunuz. Yok, biz torunumuz olsun da istiyoruz tabii. Elbette, elbette. Benim en çok istediğim şey torun. Yoksa Erol bu yüzden mi benimle apar topar evlendi? Bu evlilik bir yalandan mı ibaret? Hayır. Ben seni ilk gördüğüm anda benim olmalı dedim. Gerçekten başka kimsenin olmasın dedim. Bak eğer yalansa bu evi de yakarım. Sizi de yakarım, o şirketi de yakarım. Yavrum hiç yalan olabilir mi böyle bir şey? Ne yalanı Allah aşkına? Olur mu kızım? İşte ne alakası var yani? Allah'ım sen bizi affet. Yok yok. Bu işte üzerime düşeni benim de yapmam gerekiyor. Bu yarışta ben de varım. Ben böyle kocamın başını yere eğdirtmem.
Erol, kalk. Kalk hadi, ne yapmamız gerekiyorsa bir an önce yapalım. Hadi gel. Şimdi mi? Filiz, çok ayıplıyorum. Çok ayıplıyorum yavrum seni şu anda. Yani ailenin içinde böyle ne kadar ayıp. Niye ayıplıyorsunuz ki beni ya? Koşuya gidelim demenin nesi ayıp ya? Bir an önce zayıflayayım diye, hamile kalayım diye. Ay sen ona mı dedin? Yanlış anladın. Yanlış anladın. Siz ne anladınız ki siz? Halter sandık biz. Tamam neyse, kapatalım artık bu konuyu. Hadi kızım, sen git ver kilolarını. Gel. Ben... Aşkım gel. Senin için benim her şeyi için yaparım. Için. Evet, gel. Tamam, tamam. Alışveriş mi yapacağız? Yani, sence? Ay şunların güzelliğine bak ya. Ay, kendime hakim olamayacağım. Çok tatlılar. Ay şuna bak. Çok küçükler ya. Baksana şunlara. Kombinime bakar mısın? Ay çok küçük. Ya ben birazcık mavi bakacağım. Mavi bakacağım. Benim oğlum da maviyi sever değil mi ben gibi? Hı. Dur ona uygun bir ayakkabı bulalım. Tamam. Hı. Şöyle bir. Nasıl? Ay, uydu mu ya? Ay, uydu, çok uydu. Küçük ya. Ay ne tatlı ya. Bak çok abartmayalım tamam mı? İhtiyacımız olan kadar alı. Tamam sen merak etme. Aynı fikirde olmamız ne hoş. Nasıl? Ha yok, hepsini taşıyabilecek misin? Ben onu merak ettim de. Ya yok, şimdi kalmaz falan diye aldım yani. Sepete koyacağım birazdan. O şekilde yapıyoruz, tamam. Şu şorta baksana, benimkinin aynısı neredeyse. Seninkinin bebek hali. Aynısı. Lale. Ha? Şunlara baksana. Bakayım. Dur. Abartmadın mı? Yo abartmadım. Ya benim oğlum az bile. Bunlar ne ki Lale? Bir de şeyi arıyorum ya. Bulamadım. Neyi? Bu şu araba... Pardon, pardon. Şey soracağım. Bu üstü açık arabanın siyah var mı acaba? Bir de helikopter bakıyorum. Buralarda bulamadım. Uçak falan da olur. Gemi var mı? Helikopter, uçak, gemi gibi oyuncaklarımız mevcut değil. Fakat o arabanın siyahı için bir depoya bakıp geleyim. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Onur sen ne yapıyorsun? Oğlumuza alışveriş yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yani yapıyorsun da... Şey yani bu oyuncakları daha doğmadı ki bu çocuk. Yani birkaç sene geçecek de ondan sonra oynayabilir anca. İkincisi de böyle her istediğini alamayız biz bu çocuğa. Hayal kurmayı öğrenmesi lazım. Sabretmeyi öğrensin. Aslında haklısın. Haklıyım tabii. Ayrıca bunlarla mutlu olmayacak tabii ki de. Yani bizim çocuğumuz, bizim sevgimiz de mutlu olacak, değil mi? Evet. Ama daha doğmadığı için, yani doğduktan sonra öğretiriz onu. Şunları da koyalım. Lale, 12-24 ay yazıyor bunda. Bir şey yok. Büyüyecek o. Şimdi sen almışsın uğur böceklerini falan, hep sen almışsın ama. Dur bak ne göstereceğim sana. Şunu da koyayım. Ne? Şunlara bakar mısın? Yani aslında tabii benim çocuğum tasarım giyer ama ona özel dikim yaptırırız. Yine de çok güzeller. Görünce aldım hemen. Çok can yakacak bunlarla. Baksana bunlar da özel tasarım gibi zaten. Ama öyle can manyak mısın? Yani çocuk böyle duyarlı olsun, sevgi dolu olsun, dürüst olsun. Herkese böyle iyi davransın. Lale'cim ben lafın gelişi söyledim. Tabii ki senin dediğin gibi olsun. Babasına çeksin yani, doğru. Ay,
Aman aman. Aman aman derken? Aa! Kulak mavi! Görüyor musun? Ben bir emzik alacaktım, onu alayım. Lale! Kendime de mi alsam bir tane acaba ya? Vallahi güzel. Hadi tempo, hadi. Harika gidiyorsun, inanılmaz gidiyorsun, çok iyi. Filiz? Aşkım ne yapıyorsun? Erol, şunlara bak ya, nasıl gevrek gevrek duruyor. Ağzımı suyu attı vallahi. Bir tane yiyeyim mi? Hayır, lütfen. Bundan önce yediklerine say. Yeni girdin diyete. Diyeti mafya gibi düşün. Girmek kolay, çıkmak zordur. Ama dayanamıyorum artık. Ne olursun bir tane yiyeyim ya. Bir tanecik ya. Hayatım, hayatım, o bir tanenin sonu gelmez. Lütfen ne olursun. Bak daha 3 dakika oldu başlayalı diyete. 3 dakika. Bana 5 yıldır diyet tutuyormuş gibi davranma lütfen. Yine yemiyorum. Ama şunu bil, bundan sonra senin beynini yiyeceğim. Aman sanki yemiyorsun be. 300 gram vereceksin, 300 gram. Hayati tehlike yaratıyorsun bana. Yaklaşma. Saptayın şöyle şeyler sumakla size. Lütfen ama ya. Hadi. Biraz motive. Hadi. Hayır ama ne olur hayır. Aman her yer satıcı be. Yeter bana. Sanki bütün dünya birleşmiş, benim diyet yaptığım günü beklemiş ya. Bu nedir ya? Erol. Hı. Bana bak. Bu Pelinsu'nun bir oyunu olmasın. Değil mi ya? Pelinsu'nun da işi gücü yok. Kireç burnu sahilde sana simit sattırıyor. Değil mi aşkım ya? Hayatım, bunların adı sokak satıcısı zaten. Sokakta satacaklar bunlar. Bakmamaya çalış lütfen. Öyle değil mi? Tamam, bakmamaya çalışacağım ya. Zaten benim de normalde canım hiç çekmez yani. Evet. Evet. Erol. Of. Erol. Bak şimdi. Bak böyle çok iyi ama hiçbir şey göremiyorum. Tut elimi aşkım. Bak Erol. Eğer var ya, şapkayı taktım seni görmüyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Valla bir elini kesersen seni denize atarım. Lütfen. Olur mu hayatım? Beni biliyorsun. Ver bakayım elini. Tempo. Tempolu. Hadi bakalım. Bence biraz değil, fazla abarttık. Lale, nesi abartı? Acele ettiriyorsun yani. Daha birkaç parça daha alacağım vardı. Acaba haftaya bir daha mı gelsin? Ay. Zaten buradan da şimdi şeye gidiyoruz. Adasına mobilya bakmaya. Ay, mobilya falan bakamam ben ya. Yoruldum, ayaklarım şişti. Ha, yoruldun. Evet. Ya pardon da ne yorulması ya? İddiayı unuttun herhalde. Ya tabii sözünde durmayacaksan. Tamam, sorun yok. Ben evine bırakırım o zaman seni, tamam. Hayır, bak ne yapalım biliyor musun? Şunu da alın. Bir gün boyunca tek bir şey iste ama. Öyle çok şey isteyince dayanamıyorum yani. Yani daha bir şey istemedim. Bir dur bakalım. Tamam. O zaman tek bir şey. Düşüneyim. Madem bir tek şey isteyeceğim, biraz zaman ver buna. Tamam ama bak, hamile olduğumu unutma. Göz önünde bulundur. Biraz insaflı ol. Unutmayacağım, unutmayacağım. Buldum. Hı. Yarın akşam bana güzel bir yemek yapıyorsun. Yemek mi yapacağım? Yoksa yemek yapmayı bilmiyor musun? Bak eğer bilmiyorsan hemen söyle, evlenmeden önce bileyim yani. Ya yemek yapmayı niye bilmeyeyim ya? Kaç yaşında kızım biliyorum tabii de. Niye böyle yemek yapmamı istedin, ben onu anlamadım. Şöyle düşün. Normal şartlarda ben gelsem yine desem ki, Lale'cim bana yemek yapar mısın desem, ne dersin? Tabii ki de hayır derim. Yani çünkü ben sana niye yemek yapayım ki? Değil mi? Ben de öyle düşündüm. O zaman ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anlıyoruz burada. Yarın yemekler senden. Ben şöyle ufak bir menü yazar, sana gönderirim, onu yaparsın, olur mu? Bak, çok insaflı davrandım. Sırf hamilesin diye ha. Evet, evet. Çok insaflı davrandım. Ben olsam bu kadar insaflı asla davranamazdım. Hiç şüphem yok. Biraz var. 4-5 tane araba kaldı. Bitmek üzere, kusura bakmayın. 2 parça. Bitti, bitti. Yarın başvuru için evrakları tamamlarız. Hem de
nikah günü alırız, tamam mı? Tamam. Sonrasında da ellerinden bir yemek yeriz artık. Kurtulamayacağım değil mi ben bundan? Kurtulamayacağım. Hadi ya. Tamam. Neyse, yapacak bir şey yok. O zaman bıraktığın için çok sağ ol. Rica ederim. Ben şunlara yardım edeyim. Aynen. Ay, hoş geldiniz. Dur, dur, dur yavrum sen. Yine giyinmişsin. Dur. Gel. Ay, dur ben yardım edeyim sana. Siz hiç rahatsız olmayın. Estağfurullah, olur böyle bak şey? Ben sen bırak. Aa, hayatta olmaz, sen bırak. Ay, alıştırdın artık damat. Ne güzel koyuyor değil mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Oğlum olacakmış. Çok memnun oldum. İnşallah sağlık ve sıhhatle efendim. Biz de işte ufak da bir iki şey aldık. Ay o ne bir iki şey? Bütün satın almışsınız mağazaları. Ay dur yardım et. Dur dur sen dur. Anne. Anne dur ben alayım. Ay. Ha. Allah. Ben sen sakın taşıma tatlım. Sen de sakın taşıma tatlım. Müşahit mi? Ah, buyurun buyurun. İçerisi müsait mi diyor? Nazik. Yavrum evde çok güzel yemeklerim var. Hadi bir ye de öyle git. Efendim muhakkak güzeldir ama başka zaman. Çünkü toplantım var. Doğru. Var mı isteğiniz benden? Estağfurullah. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Lale'cim ben seni yarın sabah alırım gideriz, tamam? Tamam. Bir şey istersen ara. Tamam. Hoşçakal. Bay bay. Ay ya tatlı prensin, atı geldik. Adam kaçmış. Ay, ay, ay güzelim. Gel önce bir tebrik edeyim seni. Ay oğlumuz da olacakmış. Çok sevindirdin Allah beni. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Evet. Canım benim. Amin. Allah tamamına erdirsin. Ablacığım. Onu ben nişan kazandım değil mi şimdi iddiaya? Bir de size uydum iddiaya girdim. Şimdi ne yapacağım onu düşüneceğim. Kız oğlanı kazandın diyor. İddiayı kaybetsen ne olur? Hadi. Hadi, hadi bakalım hadi poşetlere. Bak. Neler aldınız? Aç aç onu. Ha? Bakayım. Ay Allah'ım şu çok güzel bunlar. Evet. Poşetli. Oh. Ama yok artık. Kırılma. Dokunmayın, dokunmayın. Bu ne ya? Yani millet de var ya, ne yiyorsa ne içiyorsa paylaşmış yani. Hayır yiyen var, yiyemeyen var. Allah Allah. Toplandınız benim sinirimi mi bozmaya çalışıyorsunuz ya? Filiz Hanım yemeğiniz. Bu ne Seher? Yemek mi bu? Bu ot bu. Hayır sen bunu al götür. Çünkü bahçede bir sürü ot var. Ben başlarım buradan otlanmaya. Şuraya kadar yerim hepsini zaten. Kızım makarna falan yapsana bana. Yapamam. Betül Hanım tembihledi. O yokken ben size göz kulak olacağım. Bak makarnanın içine de bunları koyabilirsin. Öyle de yerim yani. Bak diyorum ki tabağına 500 lira veririm. 500 lira. Arttırıyorum. Altın da seviyorsun. Altın da veririm. Ay yakmayın beni Filiz Hanım. Vallahi Betül Hanım keser beni, keser. Tamam Seher. Çekilebilirsin. Seher. Su getir bana. Ama böyle sürahiyle falan getir. Ay tamam tamam. Ben onun içine bol bol buz koyarım. Soğuk soğuk yağlarınız da yakar. He yakar. Ben yaktım ya. Yaktım zaten. Ama kendimi yaktım yani.
Of, nasıl oyalanacağım ben ya? Ay, ay bayıldım şu kıyafetlere bakın ya. Daha bebekken tarz olacak benim yeğenim. Baksana, minicik. Anneannesinin üstünde koşacak böyle. Bu ne ya? Bu ne? Ay güzelim. Aman da bu cicileri benim kardeşim mi giyecek mi? Seni yiyeceğim. Ama bak ben sana bir sürü bir şeyler aldım. Onlar hadi. Hiç işe yaramaz yarın. Bak gel anne. Gel. Seninki fevkalade. Gel bak teyzen sana neler almış. Ay bak. Ben bayıldım annesi onun o elbiselerinin güzelliğine. Evet. Aa. Ya. Çok güzel değil mi? Evet. Çok. Fevkalade. Ay. Hadi koş. Koş annen baban giydirsin hadi. Tamam anneciğim. Ne yapıyor öyle? Ya ne kadar çok şey var bu erkekler için. Eskiden olsa var ya hayatta bulamazdın. Bin tane şey almışsınız. Oğlan kışın doğacak. Ve ben de başlayayım bir şeyler örmeye artık. Aynen anne böyle minik minik kazaklar, hırkalar örsene ya. Ölerim ölerim artık boynum böyle kalır fıtıktan. Ay ben de battaniyeye başlayacağım. Hadi bakalım. Ay ben de böyle mavi mavi patikler örerim. Küçük küçük. Abi şey soracağım. Tamam şimdi biz her şeyi bırakalım da. Peki bizim oğluşumuzun ismi ne olacak? Ay bir de adı var. Ay bir de adı var. Adı olacak. Hadi bakalım. Düşündün mü abla? Ne koyacaksın? Bir şeyler düşündüm. Hadi bakalım. Ha, siz de yorumlarınızı söyleyin. Mesela sokakta çok Hasan Can duyuyorum mesela son zamanlarda. Moda. Tolga olabilir. Tolga şanslı oluyormuş o çocuklar. Ne olur. Sunay. Bak bu çok duyulmamış bir isim. Ama en çok yükseldiğim Yusuf olabilir mi? Vallahi bence de öyle. Hiç modası geçmez. Aa, aynı fikirdeyiz. Nergis'cim ben seni böyle bir hava, su, toprak, tahta, ateş falan hani sıra dışı. Tamam. Hoş. Ay dur ama vallahi benim de aklıma bir isim geldi. Yıldırım mı olsa? Laf söyledi bal kaba. Onu dinledi. Ay anne hoş bak. Ay. Çok iyi espriydi. Bana sorulacak olursa eğer ben Selim olsun derim. Dede. Yani. Dedenizin adı. Ay. Bak sen açtın. Toplanın. Size babanızla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Sakın daha evvel anlattı falan demeyin. Bu güzelim benim babama Yıldırım Efendi geldi, beni istemeye geldiği zaman babam ne dedi biliyor musunuz? Ben değil, güzeller güzeli kızımı. Ben eşeğimi sana emanet etmem dedi. Eşeğimi aynen böyle dedi. Ama ben ne yaptım? Ay, hemen aldım bohçamı kaçtım. İyi halt ettim. Anne şimdi böyle konuşuyorsun ama kabul et. Siz birbirinize çok aşıktınız. Öyle babamın sana yazdığı mektuplar, hastanenin arkasında buluşalım. Çok özledim. Yalan mı? Mektuplarımı okudunuz. Aa! Ay siz ne terbiyesizmişsiniz. Tanıyamıyorum sizi. Mektuplarımı okudunuz. Ay anne evi odamı temizliyorduk herhalde. Açılmış öyle. Hiç açılmaz o. O sandıkta duruyor. Aşk maşk değildi tatlım tamam mı? Aşk falan değil. Öyle babam ama kesinlikle olmaz evlenemezsiniz falan deyince ben de tersini yapacağım diye inadına koştum. Hemen evlendim. Ha, sonra Yıldırım çarptı beni tabii. Vallahi anne adam aşıkmış sana. 5 kere istemiş ya. İstikrarlı adammış baksana. Hayatımı mahvetti benim. Aa ama aşk olsun anne ya. Evi biz. Ay sizin zerreniz babanıza benzemiyor. Ondan yegane kalan bana iyi şey sizlersiniz. Vallahi. Ay. Oh, yürü. Aman da kızımız elbisesini giymiş. Elbisesi de ne kadar yakıştı vallahi bakın. Çok güzel oldun. Şöyle bir den bakalım. Gel. Ay, ay. Ay yürü ben sana. Hadi teyze de teşekkür. Teşekkür ederim teyze. Çok beğendim. Seni yerim. Çok tatlısın. Kimin yeni ya? Uy. Hadi koş, koş babanın yanına, koş. Babacığım gel biz seninle puzzle'ımızı oynamaya devam edelim de anneciğin sohbetini rahat rahat yapsın değil mi? Tamam babacığım. Ya şey,
Böyle zekası gelişsin, belki bir şeyler hatırlar falan diye puzzle aldım ama... Adam zeka geriliği yaşamıyor ki. Yani sonuçta hafızasını kaybetti bu adam. Onu böyle tetikleyecek bir şeyler. Acaba bulmaca falan bir flaş çakabilir mi oradan hani? Ay vallahi bulmaca iyi dedim bak. Tamam bulmaca, bundan sonra bulmaca çözeceğim. Aa, aklıma ne geldi biliyor musun bir de? Sen bunu ganyan bayine mi götürsen? At yarışı böyle kupon falan yaparsınız. Beygir görsün. Beygir? Gör. Direkt beygir görsün. O zaman belki biraz... Bak bir şeyler olabilir. Ay kız ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Vallahi ikiniz birlikte at yarışı oynarsınız abla. Otur. Ay sakın. Sakın. Alışırsın. Ay yok anne alışmam, sen hiç merak etme. Bunu bulamadım. Onu mu? Yıldızcığım, bir an önce Onur'la Lale'nin odasını düzenlememiz lazım. Aynı odada mı kalacaklar? Aa, tabii ki hayır ama annenle Songül Hanım için böyle göstermelik bir oda lazım değil mi? Doğru söylüyorsun. Lale için bir oda, çocuk için bir oda falan lazım. Bu Haydel'in de kızı insaflı çıktı. Ya bizimle yaşamayı kabul etmeseydi? Sandığımız kadar uyanık değil galiba bu kız Fikret. Öyle deme. Böyle düşündürtmesi asıl uyanıklık Yıldızcığım. Doğru söylüyorsun. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Tebrik ederim. Ah, telefonda doğru dürüst tebrik edemedim. Tebrikler oğlum. Sağ ol annem. Aslanım. Şimdi annenle biz de sizin odayı hazırlamaktan bahsediyorduk. Evet. Herhalde aynı odada kalmayı düşünmüyorsunuzdur. Yok, düşünmüyoruz zaten anne de. Bir böyle bir göstermelik bir oda ayarlamak gerekmiyor mu? Tabii tabii. Babaannenizin gözü üstünüzde. Fark ettim. Neyse ki sık sık gelmiyor babaanne. O geldiğinde dikkat edersiniz. Ya zaten babaannem gelseydi biz bu evde kalmazdık diye düşünüyorum anne. Tabii tabii tabii, evet. Bak oğlum, sizi yarın Lale ile dışarı çıkın. Eksik eşyalarınızı, her şeyi halledin, tamam. Hani nikah muamelesine de bir an evvel başlayın hayatım. Tamam, zaten yarın buluşacağız. Hepsini halledeceğiz, merak etmeyin. Ay sonu düğünü yapıyoruz artık. Ay, sizin gelinlikle damatlığı da seçmeniz lazım. Ne çok yapılacak iş var. Ay. Vallahi şimdiden bunaldım ben ya. Evleniyorsun oğlum, kolay mı evleniyorsun? Ya hem evleniyorum, hem baba oluyorum. Baba oluyorsun. Ve vallahi çok zor, çok enteresan, değişik yani. Ay. Benim oğlum, yavrum, yavrum. Geldin mi şimdi babaları? Hala inanamıyorum. Şimdi buradasın. 5 ay sonra kucağımda olacaksın. Sonra da bu ayakkabıları giyip yürüyeceksin. Uyumadan önce meditasyon yapıyorsun yani. Anne karnındayken bebeğe de klasik müzik dinletmek gerekiyormuş. Ay yoksa sen araştırma mı yapıyorsun? Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bilinçli babayım diyorsun yani. Güzel. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Ah! Ne oldu? Kıpırdadı. Ciddi misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Sen sadece çocuğumun babası olarak kalacaksın ve bunun ötesine asla geçmeyeceksin. Nereye koymuşlar ya bu makarnaları? Allah! Niye hiçbir şey bulamıyorum ben ya?
dolapta hiçbir şey yok. Her şeyi saklamışlar. Yemin ediyorum bunlar beni açlıktan öldürecekler ya. Annemi mi arasam acaba? Alsınlar ya gelip beni. Ama ben Erol'ümü bırakamam ya. Filiz Hanımcığım, şey mi istemişsiniz? İstemiştim Seher. Makarna istemiştim, köfte istemiştim, dondurma istemiştim, tatlı istemiştim. Sen bunları bana verebilir misin? Ay, yok. Veremezsin değil mi? O zaman çek git. Daha fazla da sinirimi bozma benim. Bak kafa orada. Ve beni acımda. Baş başa bırak bu boş mutfakta. Filiz Hanımcığım, siz incecik olacaksınız. Pes etmeyin. Siz incecik, sportif ve genç bir anne olacaksınız. Seher, sen köfte mi pişirdin? Aa, Seher. Bu ne be? Aynı evdeyim. Bırak karımla yan yana yatmayı. Yüzünü bile göremiyorum ya. Of. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Vallahi olmayacak. İşin var burada, ne arıyorsun yoksa? Yok. Ben sıcaktan demek ki böyle bir bunaldım validen. Evde o uyku serseminden şey yaparken öyle bir hava alayım dedim. Terasa. Hava almak için terasa çıkacaksın. Buralarda senin hava aldığını görürsem kapının dışında hava alırsın. O zaman ben hemen terasa çıkayım ben. Hemen! Ne? Oyalanma! Oyalanma! Bu durduğu müddetçe ben kalp hastası olacağım bu evde. Ay, şuna bak ya. Çekirdek aile. Bu ne ya böyle? Hani diyete girmiştik? Hani hep beraberdik? İhtiyacı olan düzüldü. Bizim yok vallahi. Yanıyor, bir de yanıyor. Ağzına diyet. Bana da bir tane verin ne olur. Lütfen ya, ben de yiyeyim ne olur. Ay! Ay! Diş mi bu? Kolumu mu ısırdın sen? Beni mi yiyecektin uykuda?
beni yiyecektin sen. Bravo aşkım, bravo. İyice kafaları yedin sen. Ay kötü rüya gördüm galiba ben. Hemen gidip bir su içeyim. Aklıma da geldi ya, aklıma da geldi ya. Ya yemin ediyorum, aç kalan vücudum beynimi yedi ya. Ya nerede bu yemekler ya? Vallahi ateşe vereceğim bu evi ben. Ediyorum, altın teklif ediyorum, olmuyor. Ben sana sarılıyorum, ağlıyorum, derdimi söylüyorum, olmuyor. Yemin ediyorum bak, ortadan ikiye keselim seni. Kızartırız, seni yerim ha, açlıktan. Tamam, tamam. Sakin olun Filiz Hanım. Filizciğim. Ne yapıyorsun hayatım? Erol. Artık dayanamıyorum, ben çok açım. Çok açım, ben dayanamıyorum, bir şey yap. Ay canım benim, 15 saat oldu daha. Bir tanem bak şöyle bakıyorum, 15 saat oldu. Tabii lütfen çocuklarımız düşün, teşekkürler Seher'cim. Birazcık daha dayanırsan bizim için, çocuklarımız için, ha? Derin nefes alır. Evet, derin nefes olur. Bana bir su getir. Su, ha bak su olur hemen. Nasıl efendim, beğendiğiniz bir takım oldu mu? Vallahi hepsi çok güzel. İsterseniz burada bir takım var. Bakmak ister misiniz? Tamam. Hepsi çok güzel ya. Bilemedim şimdi. İsterseniz ben size rahat bakayım. Dediğiniz gibi rahat rahat bakın. Teşekkürler. Sağ olun. Ne diyorsun Lale? Fena değil gibi. Fena değil, fena değil de... Yani nasıl yapacağız biz? Aynı odada kalmayacağız herhalde, değil mi? Sen benimle aynı odada rahat edemezsin herhalde. Değil mi? Yani. Tamam, zaten ben de onu düşündüm. Ben kendi odamda kalıyorum. Sen de yeni düzenleyeceğimiz odada kalıyorsun. Zaten benim ailem durumu biliyor. Yani bir sorun yaratmazlar. Biz de rahat rahat kendi odalarımızda kalırız. Zaten geçici bir durum yani, biliyorsun. Tabii yani zaten geçici olacağı için ben de kabul ettim. Yoksa asla böyle bir şey kabul etmezdim. Yani. Bir de sonuçta senin kız arkadaşın var. Yani bunu duyup sinirlenmesin. Ben aranızın bozulmasını hiç istemem. Bence de çok güzel. Değil mi? O zaman bunu alalım. Alalım madem. Nasılsın Pelin sucuğum? Özledim vallahi. Tabii uzun zaman oldu. Ben de sizi özledim. Sizinle meşgul olamadım. Sizi biraz ihmal ettim, farkındayım. Olur mu öyle şey anneciğim? Tabii sizin düğün telaşından vaktiniz olmuyordur. Size anlayış göstermemiz lazım. Değil mi anneciğim? Pelin sucuğum, ne desen haklısın ama inan bu süreç bizi de çok yıprattı. Ama bizim kadar olamaz tabii ki Yıldız'cığım. Umarım bu karışık günler geçmişte kalır ve Onur'un Pelin Su'yla evlendiği günleri görürüz inşallah. Vallahi bu gidişle o günleri biraz zor görürüz anneciğim. Aa, yavrum, olur mu? O nasıl söz? Niçin? Onur'la aranızda bir hadise mi var, bir sıkıntı mı oldu? Daha ne olsun anneciğim? Onur'la doğru dürüst görüşemiyoruz bile. Zaten Onur yeterince ilgisiz. Ah yavrum, ne yapsın bu çocuk? Kaça bölünsün bilemedi ki. Seni mi düşünsün, oğlunu mu düşünsün? Ne yapsın bu çocuk? Oğlu mu? Cinsiyeti belli oldu demek. Oh ne güzel. Şimdi Onur'un gözünde Lale Hanım daha da değerlenmiştir. 3 gün sonra evlenince aynı eve yerleştiklerinde ben ne olacağım? Yok yok, bizimle birlikte yaşayacaklar. Hep gözümüzün önünde olacaklar. Hiç merak etme sen. Bunu iyi düşünmüşsünüz. Tabii Onur da böyle olmasını istedi. Ayrı odalar hazırlıyoruz. Yalnız Pelin sucuğum, bu süreçte senin Onur'a karşı daha anlayışlı olman lazım, daha sabırlı olman lazım. Biz sana ve ailene söz verdik. Sen bizim gelinimiz olacaksın. Biz de buna güvendik zaten Yıldız'cığım.
O yüzden kabul ettik biliyorsun. Biz de sözümüzün arkasındayız zaten Şebnemciğim. Ama tabii bu süreçte Pelin Su'ya da çok iş düşüyor. Yani eğer mücadeleden çekilir de meydanı boş bırakırsa istenmediğimiz hadiselerle karşılaşabiliriz yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Merak etmeyin anneciğim. Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. Ama benim de zaten meydanları boş bırakmaya niyetim yok. Ay buna çok sevindim Pelin Su. Ah canım, canım bir tanem. Anneciğim. Ah, rahatladım vallahi. Şu keklerden de yiyesim geldi biliyor musun? Tadayım bari bir tane. Siparişinizi 10 gün içerisinde hazırlayacağız Onur Bey. Eğer daha erken teslim edecek gibi olursak mutlaka bilgi vereceğiz size. Tamam. Vallahi bizim için ne kadar erken teslim ederseniz o kadar iyi değil mi Lale? Elimden geleni yaparım Onur Bey. Bu evi imzalaman gerekiyor yalnız. Tabii. Evet, şimdi sırada ne var? Nikah için başvurumuzu yapacağız. Ne oldu Lale? Bir şey yok. Senin canın yine bir şey çekti değil mi? Doğru söyle. Gülmek yok ama bak. Tamam gülmeyeceğim, söz. Şöyle bir şalgam suyu. Şalgam suyu. Anladım. Ya normalde zaten sevdiğim bir şey değil ama bilmiyorum bir anda içime düştü. Ya artık aşermede son noktasın Lale. Şalgam suyu ne ya? Ay ne yapayım canım zaten sevmediğim bir şey ama bir anda içime düştü. Tamam. O zaman şimdi gideceğiz sana en güzel şalgam suyunu bulacağız. Nereden bulacaksak? Kebapçıda. Kebapçıda kesin vardır. Ay kebapçı deyince canım lahmacun çekti şimdi de. Ay, inanılmaz şeyler. O zaman evraklarımızı verelim, başvurumuzu yapalım. Sonra ben seni en kral kebapçıya götüreceğim, söz. Anlaştık. Hadi koş. Hadi. Bir hınzırımı arayayım ben. Alo canım. Nergis, ne haber canım? İyiyim, sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim ben de. İşten çıktım şimdi de. Sesini duyayım dedim. Ne yapıyorsun? Müsait misin bugün? Buluşalım mı? Ya bilmiyorum ki. Annemin gözü sürekli üzerimde. Seninle tanışmadan görüşmeme de izin vermiyor. Yalan söylediğimi de anlıyor. Geriliyorum ben de. Ah canım benim, sen gerilme ya. Ben annenle seve seve tanışırım. Bak hiç merak etme. Annen beni çok sevecek. Lokum gibi çocuğum ben ya. Hangi anne sevmez böyle çocuğu? Ya sever, orası öyle de işte. O zaman şöyle yapalım. Sen annenle konuş, müsait olunca ara beni, bugün tanışalım biz. Artık adını koyalım, böyle gizli saklı olmaz. Tamam, ben bir konuşayım annemle, seni arayayım olur mu? Tamam canım, ara sen beni. Tamam canım, öpüyorum, bay bay. Annenin rengini buldum sonunda yavrum. Verirsin sevgiler, tamam mı? Çok teşekkürler. Ay iyi ki geldin. Ben kaçıyorum yavrum. Nereye gidiyorsun anneciğim? Ayol toptancıya gitmem lazım. Bayağı gülüm eksik, bir sürü eksiğim var yani. Biraz bir şeyler alacağım. Ne oldu, bir şey mi vardı? Samet, eğer müsaitsen bugün seninle görüşmek istiyor da. İyi, olabilir. Ben bir saatlik bir işim var. Bir saat sonra çay bahçesine gel. Tamam, teşekkür ederim. Alo canım. Annemle konuştum, tamam dedi. Evet. Bir yarım saat sonra çay bahçesinde buluşalım, olur mu? Tamam canım, görüşürüz. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Abla, annem bugün Samet'le tanışacak. Ay kız gel, gel otur anlat. Vallahi aradı beni, görüşelim dedi. Anneme söylesem bin tane soru soracak, mırık kırın edecek şimdi. Ben de pat diye söyledim Samet'e. Samet, annem seninle tanışmadan benimle görüşmene izin vermiyor dedi. Oh, iyi yaptın. Yalnız iyi çocukmuş ha, maşallah vallahi. Bunun yerinde başka birisi olsa hayatta öyle şeyleri kabul etmez. Böyle 40 tane bahane uydurur ayaküstü be. Aynen vallahi. Hemen görüşelim dedi zaten. Ha, iyi aferin. Ha, o günkü çocuk mu? Hani taksiciye kafa tutan delikanlı. Kurtulmuş. Enişte. Kurtuluş, sen hatırladın mı? Ha, hafızan yerine mi geldi Kurtuluş? Yok, gelmedi ya bir yere. Birden öyle şeyden refleks ben olarak attım demek ki. Tuttu mu? Doğru mu söyledin? Doğru söyledin enişte, o çocuk. Ha.
Kurtuluş, benimle, bizimle ilgili bir şey geldi mi aklına? Ha? Yok, hiçbir şey hatırlamadım. O da nasıl oldu anlamadım valla. Birden öyle şit diye çıktı. Gelmedin. Yok. Tüh ya. Tamam. Üzülme, üzülme. Gelir. Zamanla o da gelir Kurtuluş. Ha? Oh, inşallah artık işte kısmet. Bakalım. Neyse ablacığım, ben şimdi çıkıyorum. Hı. Eve gideceğim, bir üstümü falan değiştireceğim. Sonra çay bahçesine geçeyim diyorum. Şöyle Samet'le görüşeyim annem gelmeden. Ha, hazır gitmişken önden annemle ilgili de birkaç tüyo versen. Abla ne tüyosu ya? Annemin gözüne girdi girdi. Yoksa ağzıyla kuş tutsa yaranamaz. Bana mı söylüyorsun sen? Hı. Kurtuluş ilk gördüğünde de pek haz etmemişti. Şimdi de etmiyor. Hoş. Pek haksız da sayılmaz ama neyse. Neyse. Öpüyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hı hı. Ay güzel kardeşim. Acaba ben böyle ayak altında dolaşmasam mı? Ne bileyim hani benim bir işim mi vardı? Ben şoför müydüm? Ben gideyim çalışayım o zaman. Ay nereye Kurtuluş? Otur oturduğun yerde ya. Daha senin hafızan yerine gelmedi. Sen merak etme, biz patronunla konuştuk. Bir hafta izin verdi sana. Yok öyle. Senin hafızan yerine gelmeden böyle dibimden ayrılmayacaksın. Anladığım kadarıyla siz eşinizi, yani beni çok seviyorsunuz. Hani seviyorum işte. Yani ne de olsa eşimsiniz. Ay ne diyorum ben be, eşimsin. Üf. Ay da bakalım bu işe yarayacak mı? Ne işe yarayacak mı? Ha, senin en sevdiğin şey. Benim en sevdiğim şey mi? Merak edeyim. Ha. Hazır mısın? Ha. Neymiş acaba benim oyunu söylediğim şey? O zaman kafasına gözlerini. Ta-ta-ta-tam! At yarışı. At yarışı mı? Ha, at yarışı. Benim en sevdiğim şey bu mu? Ha, en sevdiğim. Bu seni bütün hafızanın yerine getirecek. Bak görürsün. İyi bakalım bakalım. Melo. Melo. Ah. Sonucuğum. Tatlım. Mezattan geliyordum da bir uğrayayım dedim. Şöyle güzel kahvenin çayını içeyim. Hoş geldin. Içeyim. Yeni çay demledim. Hadi gel. Kaynanan beni sevmiyor. Sevmiyor. Ay sana zahmet olmasın. Aşk olsun. Nasıl işler? Ay ne olsun ki işler güçler. Bildiğin gibi ya, ne uzuyoruz ne kısalıyoruz Allah aşkına. Kız evlenecek biliyorsun. Ne güzel. Ay işte ama borçlar da hala tepemize kadar. Kolay değil arkadaşım. Ay boş ver. Sende ne var ne yok? Bildiğin gibi. Torun okutuyorum biliyorsun. Damat hayırsız. Benim kızı ne arıyor ne nafaka veriyor. Nafaka biliyorsun benim başımdan neler geçti yavrum. Neyse. Sağ ol canım. Efendim. Efendim. Ay ben mi alacaktım? Tamam tamam kızım tamam. Geliyorum. Songülcüğüm benim torunu kursdan almam gerekiyor. Bugün erken çıkacakmış. Çırağı da öğlen yemeğine gönderdim. Hani diyorum ben bir gidip gelsem. Ay ayol ne ağlıyorsun, ben de önemli bir şey söyleyeceğim sana. Tabii ki. Rahat ol rahat ol, ben bakarım. Hadi hadi. Sağ ol arkadaşım. Rica ederim. Ne olur kusura bakma. Başım sıkışırsa telefon açarım tamam. Tamam tamam canım. Ay inşallah işe yarar ya. Bana da kumar oynatıyor ya. Kurtuluş. Şimdi sen at yarışı oynamayı çok severdin. Ama en son bana söz vermiştin. Ben at yarışı mı oynuyordum? Hı. Aa bak hiç yakıştıramadım kendime. O ne kötü alışkanlık öyle. Kurtuluş. Acaba sen hep böyle mi kalsan ya? Böyle çok mükemmele yakın bir şey oldun da. Şimdi birinci ayak. Peri kızı diyor. Asuman diyor. Ah! Gülşah kızımızın ismi. Gülşah, Gülşah. Evet. Birinci ayak Gülşah. Yani ben hani çok anlamam öyle, bildiğimden de değil ama acaba isimlere göre yazmasak mı? Hani bildiğimden söylemiyorum yani. Öylesine. Böyle iyi. İkinci ayak. Patron bey. Aa, son gün elimin adı. Kesin yaptık.
Songül. Songül güzeliz. Hı. Kesin yaptık. Bakar mısın? Aa, Songülcüğüm. Ayse, Ayse. Ay merhaba efendim. Polisiniz. Siz buralara gelir miydiniz efendim? Gülü susuz, seni çiçeksiz bırakmam Nergiz'im. Tabii kayınvalideme de. Seninkiler iyi mi? Hala evliler mi? Ben de ortanca kızı evlendiriyorum. Allah tam gönlüme göre bir damat verdi. Ya bir kere çok son derece tanınmış bir aile. Oğlanın kariyeri dersen zirve. Demek öyle. İyi yere gelin gidiyor yani. Yakında zaten düğününü medyadan falan takip edebilirsin. Yani dostlar başına böylesi. Küçük kızın da kısmeti çıktı. O da hiç fena değil ama tabii o en küçük olduğu için benim göz bebeğim bir türlü kimseye layık göremiyorum. Bilmez miyim? Ben artık kalkayım. Aa, bir şey almayacak mıydın çiçek falan? Ben aldım alacağımı. Aldın. Aldım. Affedersiniz ya, benim ayağım çarptı, kırdım ben bunu. Neyse, önemli değil. Buyurun abi. Yeni eve taşındım, havuza beklerim. İnşallah da bizim damadın olimpik havuzu var. Seni görmeye gelirim yine de canım. Bekleriz. Bekleriz. Ben bu kadından kurtulamayacağım galiba. Ateşli imtihandayım. Kırdım. Şaka bu. Daha devireceğiniz bir şey kalmadıysa siparişimizi alabiliriz. Buyurun. Ne arzu edersiniz? Önemli değil. Zarar neyse karşılarım ben. Tabii ki ödeyeceksiniz canım. Buyurun. Ben bir buket nergis alacaktım da. Nergis bulunmaz. Niye? Mevsimi değil. Pardon. O zaman ne alsam ben? Şunlar güzelmiş. Şundan bir demet alayım ben. Kasımpatı beyaz. Yok yok. İki demet olsun ama ayrı ayrı paketlerde olsun. Ha, ayrı ayrı. Peki. Bayan, erkek? Bayan. Bayan, ikisi de. Ona göre hazırlamamız gerekiyor çünkü. Pembe ve portakal yapıyorum. Ne güzel kokuyor burası. Teşekkürler. Benim borcum ne kadar? Sizin borcunuz bir saniye, hemen bakıp bilgi vereceğim size. Alo. Ha, merhaba. Canım, kasımpatı beyaz ne kadar fiyatı? Tamam, güzel. 2 tane 40 o zaman. Bu beyaz vazo ne kadar fiyatı? 100. 100, tamam. Peki, hadi hoşça kal. 140 lira. Vazo 240. 240 mu? Bir buket çiçek alayım dedim. 240'lık mı oğlum ben? Ayol, dükkanı devirdiniz. İsterseniz hiç ödemeyin. Hediye edeyim size. Yok hanımefendi, ödeyeyim de ben nakit ödeyeceğim. Bana bir indirim yapar mısınız? Biraz kazık gibi oldu da sanki. Kazık mı? Ben sana kazık mı atıyorum? Ya sen ne saygısız adamsın be. Ne terbiyesiz adamsın sen. Din papuç olmuş senin. Manyak. Bırak anla, çiçek falan vermeyeceğim ben sana. Ayrıca seni hatırlamadım da sanma. Triliçe. Lütfen hanımefendi, sakin olun. Bakın, yaşınıza hürmet ediyorum, saygı gösteriyorum ama... Ne var benim yaşımda be? Ne saygısı? Sen çok saygısızsın. Bir de saygılı olsan ne yapacaksın kim bilir? Ben kendime hakaret ettirmem demek istemiştim. Hadi. Tamam, ben vereyim parayı. Alayım çiçekleri, gidin buyurun. Çiçekleri bozmadan benim. Kaç lira? Ne bu? Kaç lira? 200. 200. 40, 60. Ha. Al bunu. Başımın gözünü sakın sordum. Bir daha da sakın. Sakın görünme. Hadi yürü. Ben de çok meraklıydım sana. Allah Allah. Çattık kadına bak, şaka gibi ya. Konuşma. Arkamdan sakın konuşma.
Şahane bak adam, kamyon gibi arabaya biniyor. Üç kuruşun pazarlığını yapıyor. Tüh. Artık para kimlere kaldı? Evet. Şimdi mavi. Tamam. Kupon da hazır olduğuna göre. Maçı da radyodan dinleriz. Tamam mı? Hani ben bildiğimden değil, öylesine işte şey geldi böyle. Acaba gidip önce bir şeyi mi, kuponu mu yatırmak lazım? Ha, öyle yapmamız gerekiyor değil mi? Yani. Ne kadardır peki? En fazla 20. Yani ne olacak ki ondan? 3 tane çizik şey yaptınız. Yani tutsa herhalde 20 tutar. Ha, öyledir değil mi? Tamam o zaman. Sen gider yatırırsın değil mi Kurtuluş? Bak şurada. Mahalle... Biliyorum. Şeyden canım, geçerken ben böyle göz olarak mı şey yaptıysam oraya bir an fark ettiğim gibi oldu. Ondan biliyorum dedim yani. Bulurum ama gidip. İyi tamam. Sen bekle, ben para getireyim. Yemin ediyorum at yarışı için para vermeye gitti bana ya. Eğer bu kadın bana aşık değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. Ulan 20 liraya oynadığı kupona bak ya. Ben oynayacaktım bu kuponu var ya. Ay, hadi. Biliyordun değil mi? Biliyorum. O şeyden git. Buradan düz çıkacaksın sağda. Tamam canım. En kötü sonra bulurum ben orayı. Hadi bak buradan çıkıyorsun böyle sokağın başında sağda. Başında sağda. Teşekkürler. Bilmiyorum sizde lahana turşusu var mı acaba? Var, tabii. Alabilir miyim? Tabii, getiriyorum. Teşekkürler. Ya biz resmen evleniyoruz ya, farkında mısın? Çok az kaldı. Yarın şu organizasyon firmasına gidelim de bütün şeyleri seçelim bu işte. Pastasıdır, hediyesidir, davetiyesidir falan. Bir aradan çıksın onlar. Tamam. Bir de senin şu gelini de halletmek lazım. Ama benim gelinlikten önce senin smokin var. Nasıl bir şey hayal ediyorsun mesela? Böyle uzun kuyruklu, böyle 3-5 metre bir şeyler. Frak demek istedin herhalde. Çok pardon. Frak. Yok. Daha sade bir şeyler düşünüyorum. Tam karar vermedim ama. Şaşırdım. Sen bize yemeyeceksin. Bak lahmacun çıtır çıtır. Yapayım mı sana bir tane? Yok. Benim pek aram yok lahmacunla. Ama lordlar zaten lahmacun yemiyor diye duymuştum ama. Lale. Annem kurt geldi. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Tatlı ne var mesela? Hani künefe falan var mı? Var efendim. Alalım. Tabii getiriyorum hemen. Ya. Ağzında lahana varken künefe... Sanki ben istiyormuşum gibi konuşuyorsun ama... Ha. Oğlum... lahana turşusu diye bağırıyor, künefe diye bağırıyor. Ne yapayım ben? Anladım. Vallahi hakikaten hiçbir şey yemiyorsun ama ya. Yok, ben bir şey yemeyeceğim. Çünkü bu akşam önemli bir yemeğim var. Biraz kendimi ona saptıyorum işin açığı. Yani orada bayağı bir yerim. Taş attın bana ona. Peki o bu akşam mı? Bu akşam yapacağız. Yani çizmek yok Lale. Hayır tamam, nerede yapacağız peki? Bizde. Ya annenler var, ayıp olur öyle. Ya yok, onlar evli. Ya onlar evde olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz nişanlıyız Lale. Doğru tamam ama ne olur bak böyle çok beklentilerini yükseltme. Yok ya. Yani doğru söylüyorsun, benim çok bir beklentim yok. Yani senin yumurta bile kıracağından şüphelerim olduğu için beklentim çok düşük yani. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, çok utanacaksın. Göreceğiz. Hadi Gülşah be. Hadi be benim kızımın güzel ismi be. Hadi be uğurlu isim be. Gel kızım, gel. Top da gel. Gül gibi gel. Gel, gel. Gel kızım. Oy. Koş be. Güzel kızımın ismi be. Oy Gülşah'ım benim. Koş kızım be. Koş be. Koş be. Gel be. Gel. Gülşah birinci, Çağ Bey ikinci. Gülşah. Gel be. Gel. Çağ Bey ikinci.
Son günde hadi be son günde. Beraber hadi be kızım be. Yürü be. Yapıştır be. Annem gibi cesur ol be. Hırslı ol be. Yapıştır. Yapıştır son günde be. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Vur be hacı. Vur be. 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 Havuzdan yerine geldim Kurtuluş. Yok ama sanki böyle işe yarıyor gibi. Ay sen hiç merak etme valla şu altılıyı tutuların bütün havuzdan gelecek yerine. Sen bir sarılmaya devam et de kim bilir daha neler yerine gelecek. Anlamadım. Şey diyorum, sanki böyle sarılmak da hafızaya işe yarıyor gibi geldi bana da. Ne bileyim. Tamam. Ay çok tatlı. Biraz sevebilir miyim? Tabii. Gel bakalım. Ben de hamileyim biliyor musunuz? 4 aylık. Göstermiyorum ama benim de öyleydi. Son 3 ayda çok büyüdü karnım. Cinsiyeti belli mi? Erkek olacak benim oğlum. Bizimki. Sağlıklı kucağın zaman inşallah. Amin. Amin amin. Ay ne tatlısın sen. Ay ağlama ama. Lale annesini istiyor herhalde. Ben istersen bak ağlıyor bebek. Ağlama ama. Size vereyim. Annesinin kucağına getir. Vallahi yani bence çocuk seni çok sevmedi Lale. Sevmedi değil mi? Hmm. Ya benim çocuğum da beni sevmezse ne olacak? Ya şaka yapıyorum yok öyle bir şey. Bir kere çocuğun annesi sen olacaksın ya. Öyle bir ihtimal var mı? Ama gerçekten ya sevmezse beni? Ya anneler bebeklerini 9 ay karnında taşıyor. Besliyor, büyütüyor, bakıyor. Yani bebeğin annesini sevmeme ihtimali bence yok. Ay zorunda olduğu için sevecek yani beni. Ya hayır. Hayır canım ne alakası var? Yok yok ben anladım. Ben iyi bir anne olamayacağım. Gerçekten iyi bir anne olamayacağım. Yani... Ağlama lütfen. Ağlaması var mı ya? Ben 3 ay yani karnımdaki bebeği fark edememişim. Babasını da doğru düzgün seçemedim zaten. O biraz ağır olmadı mı? Ağır falan olmadı. Onur bak sen çok iyi biri olabilirsin ama biz sonuçta birbirimizi sevmiyoruz anladın mı? Bu bebek aşk bebeği olmayacak. Yani şimdi bunu hissetmiyor mudur zannediyorsun? Hissediyor. O yüzden ben iyi bir anne olamayacağım. Ya ben hissediyorum bunu. Teselli etmeye çalışma beni hiç şu anda. Sen şu an kendine haksızlık ediyorsun. Çok iyi bir anne olacaksın. Belki hislerimiz diğer anne babalar gibi olmayabilir. Ama bu çok iyi ebeveyn olmayacağımız anlamına gelmez değil mi? Ben seni seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Sen bir kere çok akıllı, ayakları yere sağlam basan, hayat dolu bir kadınsın. Ya senin şu yaptıkların bile, şu ince düşüncen bile ne kadar mükemmel bir anne olacağını gösteriyor. Bizim bebeğimiz gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim Allah. Hormonlar yüzünden böyle oldu. Bu künefe ile lahanayı aynı anda isteten hormondan her şey beklenir. Şu an çok müsait değilim. Daha sonra konuşalım mı? Onur ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Neyin var? Midem çok bulanıyor. Sanırım zehirlendim. Annemi aradım ama ulaşamadım. Beni hemen hastaneye götürebilir misin? Tamam hemen geliyorum ben. Birincisi aradı. Midesi bulanıyormuş. Herhalde zehirlendim diyor. Annesine de ulaşamamış. Hastaneye götürür müsün beni diyor. Ben de tamam dedim. Midesi mi bulanıyormuş? Düşünsene. O da hamile oluyormuş mesela. Ne komik olur değil mi? Yok ya. Yok. Hayır. Hayır canım hamile değil. Hamile değildir ya. Öyle bir şey yok. Bana da aramızda bir şey geçmediğini söylemiştin bak. Şimdi lahana turşusu yiyorum burada. Lale ne alakası var ki? Elisu eğer böyle bir şey söylüyorsa zehirlenmiştir. Başka bir şey düşünme yani. Ha sen safsın diyorsun yani. Hani o anlar ama sen anlayamadın demeye getiriyorsun. Ya ben öyle mi dedim? İyi tamam. Hadi kalkalım.
şey diyeceğim. Şu yemeği ertelesek sorun olur mu? Olur, fark etmez. Sana ayıp olmadı değil mi? Böyle son anda ekmiş gibi. Yok ya. Ne ekmesi, öyle olmadı. Şey zaten pek istemiyordum ben. Benim zaten bir programım vardı. Şimdi böyle iddia falan araya girince de onu ben bekletiyordum. Bari onu yaparım. Başka programım vardı. Neymiş o? Önemli bir şey değil ki. Ya sen niye hala burada oturuyorsun? Kız zehirlenmiş. Hadi kalkalım ya, yeter. Tamam, hesabı isteyelim mi yani bari? Tamam, yürü, kasada öderiz ya. Yürü. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Lale, bekler misin? Hadi kızım Bahar'da. Hadi kızım. Hadi. Hoş. Hadi. Yapıştır onu bacı. Ya Bahar'ı. Ya Bahar'ı. Ya Bahar'ı. Ya Bahar'ı. Hadi. Ya koş ya. Geliyor. 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 Hadi yavrum. Yapıştır ben. Hadi yavrum. Kır kırma. Yapıştır ben. Yapıştır ben. Geliyor. Yapıştır ben. Yapıştır ben. Geliyor. Karabaş giriyor. Karabaş giriyor. Ben karabaş gireceğim. Yemin ediyorum gene geldi. Hadi be. Hadi be. Hadi be oğlum be. Kaptı geldi. Yürü be. Yürü. Yürü. Ya yemin ediyorum bu kadın benden daha bela. Lan ben bunu sevmeyeyim de ne yapayım ya? Koş yavrum! Koş hadi yavrum! Hadi koş yavrum! Hadi yavrum! Koş bacı! Koş bacı! Yürü be yürü! Yürü be aslanım be! Hadi! Geldi be! Geldi be! Geldi be! Geldi be! Kazandı! Kazandı! Bir, çok, Hayırdır? Ne oluyor? Ha? Bu sarılmalar, bu koklaşmalar. Ay anne, yok ya. Şey, altılıyı kazandım anne de onun heyecanında. Çok iyi ettin. Bir kumarın eksikti. Sen babana çekmişsin zaten. Aa, armut dibine düşüyor. Baban da senin gibiydi. Böyle kumarda bir kazanırdı altılıyı, bir sarılırdı sarılırdı. Sonra kutlamaya karılara kızlara giderdi. Ay yok anne, ben öyle yapmam, sen merak etme. Getireceğim, hepsini çıtır çıtır eline sayacağım. Yok yok, ben haram malı istemem halam. Kurtuluş, kızımdan ne kadar kazanacağız peki? Şimdi ben tabii hiç bilemediğim için hani ne bileyim, gidip bir sormak lazım herhalde. Ama bir kaç milyar kazanmışsındır gibi. Gerçekten mi? Hı hı. Yok şimdi bilemiyorum gerçek mi değil mi, ama yani herhalde öyledir. İyi o zaman, hadi gidip alalım, hadi. Anneniz? Annemi şimdi haber veririm. Anne! Anne biz bir şeye, bayiye kadar gidiyoruz. Geliyoruz, tamam mı anneciğim? Ay ama çabuk gelmeye bakın ha. Oğlanla buluşmaya gideceğim ben, bu Nergis'in oğlanla. Tamam anne. Tamam. Yine çiçek almışsın. Teşekkür ederim. Senin kadar güzel değiller ama. Heh, bu da annen için. Çok naziksin ya. Annem bayılacak. Bakayım mı? O zaman benim de sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Çiçekler senden, kurabiyeler benden. Bunları benim için mi yaptın? Satın aldım desem boş olmaz. Evet canım, içimden geldi. Nergis, ben bunları yemeyip saklasam, yani senin elindeydi. Ben yemeye kıyamam ki. Hayır canım, yesen ben yaparım sana yine. Tamam o zaman. Harika olmuş. Afiyet olsun. Nergis, ben bir bu kurabiyelerin bir de senin bağımlın olurum, söyleyeyim bana. Evlenince mecbur öğreneceğim artık, iş başa düştü. Annen nerede? Ne zaman gelecek? İşi bitince arayacakmış beni. Nergis, annen nasıl biri? Annem nasıl biri? Annem otoriterdir. Ciddi görünür aslında, pamuk gibi bir kalbi vardır ya. Sinirlenir ama sinir de çabuk geçer. Ne? Sinirli mi?
yalandan hiç hoşlanmaz. Açık sözlü, saygılı insanlar da çok beğenir ama. Heh, şimdi rahatladım. Yalan söylemeyen, açık sözlü, saygılı insan beni tarif ediyorsun. Annen kesin sever beni. Evet, benim de şüphem yok zaten. Efendim anneciğim? Geldi, geldi. Çay bahçesindeyiz biz. Tamam, tamamdır, bekliyoruz. Hadi bay bay. Annem bir yarım saate geliyormuş. Öyle mi? Nergis, ben biraz heyecanlandım ya. Sakin ol. Aman, ben de şansım var be. O kadar üzülmeseydiniz Nilüfer. Ay, sevine sevine ben şimdi 25 liraya mı sevindim yani? İşte şans bazen de. Aa. Ne oluyor kız? Niye öyle kendi kendine söylenip duruyorsun? Ay anne, kupona çıka çıka 25 lira çıktı ya. Gerçekten. 25 lira. Hmm, 25 lira ya. Hayır yani kupona da zaten 20 lira yatırdım. Kala kala 5 lirası bana kaldı. İşte ne güzel olmuş. Çok bilen olmuş da Valide Hanım, o yüzden herhalde. Ben tam bilemediğim için. Ama bilet parasını kurtardın yani. 5 lira kaldı. Onu da bir başımın gözünün satakası diye birine veriverseydin. Ay öyle yaptım zaten anneciğim, hiç merak etme. Hah, aferin. Hadi ben kaçıyorum çocuklar. Nereye? Oğlanla tanışacağız ya. Ha, iyi o zaman sana yeni damadınla iyi şanslı veririm. Hayır, yok artık. Damat mamat yok. Mesafe var arada. Hı hı. Biraz mesafe. Siz de çok üzülmeseydiniz Nilüfer. Ya ona üzülmüyorum aslında. Böyle tekrar hafızan yerine gelir falan diye düşündüm ama. Gelmedi mi? Yok. Ne tik ne tok, hiçbiri yok. İyi hadi gel şöyle oturalım. Hı? Gel şöyle oturalım. Üf kurtuluş, üf kurtuluş ya. Ben burada ineceğim. Ben seni eve bırakmayacak mıydım Lale? Vazgeçtim. Ne yapacaksın peki? Sergiye gideceğim. Başka programım var dediğin sergiydi yani ha? Ay Onur, ne kadar çok soru sordun. Niye benimle boş boşuna ilgileniyorsun? Bak kız arkadaşın hasta, git onunla ilgilen. İyi Lale. Ne yapacaksam yapacağım canım, sana ne? Sen kız arkadaşına baksana. Tabii hastaysa. Bak bak, laflara bak ya. Ne çok soru soruyormuşum. Tabii soracağım. Tabii soracağım Lale Hanım. Senin planını merak etmeyeyim mi? Yani benim oğlumla ne yapıyorsun bileceğim. O kadar. Yemekler de istediğiniz gibi hazırlandı. Servis için kalmamızı ister misiniz? Teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Peki. İyi akşamlar. Nergis, annen beni kesin sever değil mi? Eminsin yani. Sever hayatım, sever. Merak etme. Çok stres yaptın. Ne bileyim, ben bir gerildim, heyecanlandım. Vallahi heyecandan şapır şapır terledim ha. Hayır hayır, saçmalama. O zaman ben bir lavaboya gideyim, elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Tamam hadi. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Bulamadım. Aa,
Ay inanmıyorum. Herkes birbirini taklit ediyor ya. Biraz demek ki yaratıcılığımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bir tanesi de senin için. Öyle mi? Evet. Çok zarifmiş. Vallahi anne seni göreceği için tuvalete gitti. Çocuk çok stresli, çok gergin. Şaka. Gerçekten. Heyecandan. Heyecandan altında yapacak. Anne ya. Neyse neyse. Biraz böyle heyecanlandırmak iyidir. Anne bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. İlk günden kaçırma çocuğu tamam mı? Çok üzerine gitme lütfen. Kızım gitmem tamam sen bana akıl verme. Ayrıca erkekse de yani biraz kaçma sorularından. Ay, ay keyfim yerinde. Bir çay rica edeyim. Çay. Anne bak evlilikten de bahsetmek yok. Bahseder miyim hiç be? Sen beni ne sanıyorsun? Sen benim kıymetlimsin. Öyle hemen alamaz seni. Eyvah! Rüya mı bu ya? Vallahi rüya değil. Bu kadın Nergis'in annesi mi? Ne yapacağım ben şimdi? Yanlarına da gidemem. Kesin öldürür beni. Bir daha Nergis'le de görüşmeme izin vermez. Düşün Samet, sakin. Sakin düşün. Kaç. Ay bak bak bende de pır pır. Birazdan tuvalete gideceğim. Gider o gelir. Esmir. Evet ateş basıyor. Efendim canım? Nergis, teyzemi hastaneye kaldırmışlar. Durumu çok kötü. Benim vakit kaybetmeden hastaneye gitmem lazım. O yüzden yanınıza uğrayamıyorum. Annenden de çok özür dile tamam mı? Tamam tamam söylerim merak etme. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tamam görüşürüz. Ne oldu? Anne teyzesini hastaneye kaldırmışlar. Aynen geç kalmamak için de yanımıza uğramadan gitmiş. Nasıl yani? Oradan buraya mı gelip de söyleyip de gidememiş? Yok. Vay be. Bu beni gördü kaçtı. Anneciğim kaçacak olsa gelir mi buraya görüşmeye? Herhangi bir anne gibi düşündü. Ondan sonra görünce beni pabuç pahalı dedi. Fırladı gitti. Yok anne öyle biri değil o. Nasıl bir hayatım? Hemen üç günde ne kadar çabuk öğrendin tanıdın adamı. Erkeğin en iyisi tuvalette can versin. Annene hiç erkek milletini anlatmaya çalışma. Ama seninle görüşmeye devam etmek istiyorsa tabii ki eninde sonunda benimle tanışacak. Değil mi? Evet. Bunu aklından çıkarmasın. Hadi çok fazla boş bıraktık dükkanı da heves heves geldik buraya. Bir şey sanıp... Merhaba, merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Yarın bir açılışımız için çelik siparişi verecektim. Tabii olur. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Bilmem ki. Siz ne önerirsiniz? Diyorum ki o zaman şöyle renkli papatyalardan güzel büyük bir çelenk yapalım. Ne dersiniz? Olur. Fiyatı nedir acaba? 200 liraya patlar size. Tamam. Tamam. Peki gelin şöyle. Siz böyle buraya adresi yazın. Telefon numarayı nereye gönderilecek? Hangi adrese gönderilecek? Saat kaçta gönderilecek? Onu yazın gönderelim. Olur mu? Olur. Evet. Siz de bir demet çiçek hazırlarsanız sevinirim. Tabii ki. Hemen. Hemen hazırlayayım. Hemen. Şekle bak lan. Lan herif bayağı önüme sarkıntılık ediyor. Yemin ediyorum gidip şimdi ağzını burnunu kıracağım ha. Şimdi şunu da şöyle bağladık mı? Nasıl? Güzel oldu mu? Çok beğendim. Buketi yapan da çiçek gibi olunca ortaya böyle güzel bir şey çıkıyor. Teşekkürler, sağ ol. Buyurun, çiçeğiniz. Eğer izin verirseniz bu çiçeği size hediye etmek istiyorum. Ne münasebet canım, sağ olun. İstemem, kalsın. Lütfen, ısrar ediyorum. Ne münasebet canım, üstüme iyilik, sağlık. İstemem, sağ olun. Lütfen ama, bu çiçeği almadan gitmem. Ay ne oluyor beyefendi ya, sağ olun. İstemiyorum dedim. Yani sizin gibi güzel bir... Sen kime çiçek veriyorsun? Gudulik! Kurtuluş, kurtuluşa! Karışma sen dünüm! Beyefendi siz beni yanlış anladınız. Neyi yanlış anladım lan? Düpedüz karıma sarkıntılık ediyorsun. Yemin ediyorum çiçeği bir koyacağım kafana şimdi. Çiçeğe yazık olacak ha. Bas git lan dışarıda! Şu ağzını bir koyarım ha! Artist'e bak ya! Lan gelmiş mekanımda benim karıma sarkıntılık edecek ha!
Kurtuluş senin hafızan yerine geldi, bana karım dedi. Ay Kurtuluş'a Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim, sana şükürler olsun. Hafızan yerine geldi. Yok canım, dişim yerine geldi yok. O birden şey olunca böyle aynı bir şey oldu yani. Bana bak Kurtuluş, hafızan yerine geldi, bana yalan söyleme. Hafızam mı geldi? Ne oldu ki benim hafızama? Sen hatırlamıyor musun şimdi? Yok. Sen böyle merdivenlerden düştün, kafanı vurdun. Ama olsun canım, bunun bir önemi yok ki. Hafızan yerine geldi, ben annemi arayayım. Yok efendim. Neymiş o be? O zaman beni direkt evden kovar. Kurtuluş. Hı? Sen bana bak bakayım. Yok. Bu kadar kötü olamazsın sen, yok. Olursun. Sen kötü olursun. Kurtuluş, sen yalan söyleyip bizi kandırdın mı? Kurtuluş, sen bana yalan söyleyip beni kandırdın mı? Yok gülüm. Yemin ediyorum, o herif sana asılınca birden şok etkisiyle şey oldu herhalde. Kurtuluş, sen bana yalan söyleme. Bana çabuk doğruyu söyle. Ya mahvettin beni Nilüfer. Yemin ediyorum çok üzülüyorum ya. Kızım zaten 2 gram aklım kaldı, onu da sen aldın ya. Kızım ben sensiz yapamıyorum, anlamıyor musun? Ben sizi çok özledim ya. Ne olur biraz daha izin ver de evde kalayım. Hem Gülşah'ımı biraz daha göreyim. Ne bileyim, ondan sonra gider evi ilaçlatırım. O börtü böcek falan gider. Ondan sonra da gider annene söylersin işte. O da beni kovar evden. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Sen gayet iyi görünüyorsun. Senin için hazırlandım. Gelsene içeri. Ya keşke hastayım demeseydin. Gerçekten merak ettim seni Pelinsu. Ne yapayım hayatım? Bana başka seçenek bırakmadık ki. Hem seni çok özledim. Hem de sana sürpriz yapmak istedim. En sevdiğin yemekleri hazırladım. Umarım açsındır. O kadar hazırlık yapmışsın. Otursana. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bize içelim. Lale Hanım, siz de misin? Ya burada karşılaşmamız çok ilginç değil mi? Aslında değil. Neden? Çünkü sizin gibi tarih meraklısı birinin ben bu sergiyi kaçırmayacağını düşünüyordum. Ki öyle olmuş. Ya aynı anda gelmemiz dışında. Ya aslında gelemeyecektim. Başka bir programım vardı ama değişiklik olunca böyle plan yaptım. Yani isterseniz bir şeyler içelim mi? Hem trafik rahatlamış olur. Olur. Şurada ileride bildiğim bir kafe var. Geçelim mi oraya? Tamam, gidelim. Peki. Ya Münim, ne olur birkaç gün daha kalayım ya. Ya annem anlarsa Kurtuluş. Sen o kadar iyi rol yapabiliyor musun ayrıca? Benimki de soru. Yapma be Münim. Yok ya, o adam böyle bu kadar iyi rol yapamazdı yani. O tatlı, naif, kibar bir adamdı yani.
Vallahi ben şimdiden o adamı özlemeye başladım ha. Hadi ya. Yemin ediyorum Nünüm öyle bir adam olacağım ha. Söz veriyorum sana öyle bir adam olacağım. Ha, en fazla iki gün dayanırsın sen. Ya, çünkü annem seni öldürür dayanamazsan. Kabul ettin yani ha. Asla kanım benim be. Ay tamam tamam. Cıvıma hemen. O zaman ben ne yapayım? Şimdi annen gelir beni görür falan anlar ya. Ben kahveye mi gideyim? Ha, hoş geldin Kurtuluş ya. Vallahi hoş geldin. İki gün zor dayandın ha. Tabii tabii yürü yürü. Yürü yürü hadi. Ben Nünüm ondan demiyorum. İstemiyorsan gitmeyeyim, kalayım burada. Ay yok, ay yok git Kurtuluş. Ay vallahi gına geldi zaten böyle iki gündür diz dize dip dibeyiz. Hadi hadi yürü. Ya o zaman ben gideyim. Git git hadi. Al bunları ben gideyim. Hadi yürü. Yürü. Tamam. Ne yapayım? Hayırdır nereye? Ben biraz yürüyeyim dedim hani belki hafızama iyi gelir diye. Ama yapılacak bir iş varsa kalayım validem. Utandırma bizi daha fazla. Hadi hadi çık yürü. Hep oksijen al tamam mı? Bak bak bu. Nasıl da rol yapıyor. Bunun hafızası gidikken nasıl olduğunu nereden biliyordu bu kadar iyi oynuyor? Ah Kurtuluş. Ah Kurtuluş çiğ çiğ yiyeceğim seni. Yine kandırdın değil mi? Görüşürüz. Anne, siz niye bu kadar erken geldiniz ya? Sonra anlatırım bir çay koy da. Tamam. Kendime geleyim. Tamam anne, tamam. Ne oldu kızım? Ne oldu hiç? Vallahi üzüntüden ağzım kurudu ya. Bendeki şu şansa bak ya. Ne yapacağım ben şimdi? Keşke yanlarına gitseydim. Yok ya, yanına gitsem öldürür beni kesin. Ya kibar olacağız diye midem karnıma yapıştı ya. Ulan şimdi bir Adana olaydı ne iyi olurdu be. Dur bakayım kaç para var. 'Zamanla unutur zaten beni ya. Nergis'i nasıl oyalayacağım ben? Of Samet of ya. Hayatımın aşkını buldum derken dert sahibi oldum ya. Bilader, ne yapıyorsun? Aa, Kurtuluş Bey, bu ne güzel tesadüf. Yok, o öyle pek tesadüf gibi değil. Sen sevdin mi buraları? Hadi hadi. Bilirim ben, bilirim. Biz de geçtik o yollardan bir oğlum. Tabii ya, sevilmez mi buralar? Ya Allah seni inandırsın. Bugün öyle yoğun bir iş temposu yaşadım ki. Ya başımı kaşıyacak vakit bulamadım. Ya inan bana, öğlen yemeğini bile yiyemedim. Böyle karnım gurul gurul. Tam böyle diyordum, bakınıyorum hani nerede ne yiyebilirim diye. Lap desini gördüm. Tabii ya, olur bazen öyle şeyler. Mesela bugün ben de yemek yiyemedim. Güzel fikir. Tamam, gel beraber yiyelim. Beraber mi? He. Vallahi bak ben düşünsem aklıma gelmezdi. Geldim bir düşündüm, lap diye buldun hemen fikri. Tabii tabii, beraber yiyelim. Hem erkek erkeğe de dertleşmiş oluruz. Erkek erkeğe dertleşelim diyorsun yani. Tamam, tabii ya. Beraber yiyelim. Gidelim hadi. Nereye gidelim? Gidelim ya. Madem gidiyoruz böyle, en güzel bir restorana gidelim. Bildiğim çok iyi birkaç yer var. Ben götüreyim seni. Hadi atla geç geç. Tabii ya, hadi gidelim. Hadi hadi. Yarın pilates dersine gelecek misiniz? Ya büyük ihtimalle gelemeyeceğim. Şimdi düğün zamanı yaklaştı ya, hızlandı çalışmalar. Yani organizasyon firmasıyla bir görüşmemiz var yarın. Olsun yani, tatlı koşuşturmalar bunlar. Yok ya, tatlı falan değil. Zaten formalite bir evlilik yani, sadece kağıt üzerinde olacağı için. Nasıl yani? İlişkimizin nasıl başladığını az çok biliyorsunuz. Zorunda başlanan bir ilişki nasıl devam ediyorsa öyle devam ediyor bizimki de. Anladım. Yani zor bir durum olsa gerek. Hem de çok zor. Yani insanların hiçbiri beni anlamıyor. Yani Onur'un maddi durumunun iyi olması, ailesinin çok iyi bir aile olmasını bunu hafifletici bir şey olarak görüyor ama öyle değil ki. Ya tamam, Onur çok iyi bir insan. Ama sonuçta onun da bir kız arkadaşı var. Ben hamile olmasam onunla evlenecekti yani. Peki hala o kişiyle görüşüyor mu? Neler anlatıyorum size ya, kusura bakmayın. Böyle hamilelik hormonlar falan, çenem düştü, kusura bakmayın. Olur mu öyle şey Lale Hanım? Yani bana güvenebilirsiniz. Tamam, ben sizin doktorunuzum ama
Ya iyi bir arkadaş, hatta dost bile olabilirim. Yani arkadaşlığınız gerçekten beni çok mutlu eder. Şey diyeceğim, yani artık sizli bizli konuşmayı bir kenara mı bıraksak? Haklısınız. Pardon, haklısın Onur. Lale. Merhaba. Kurtuluş abi hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Abi bir bakabilecek misin ya? Kurtuluş abi bu sefer belediyeye yazamayacağım, bilgin olsun. Geçenki hesabını demesiyle yapmamışsın abi. Ya oğlum sen donatsana masayı, Allah Allah. Ödeyeceğiz diyoruz tamam, amma uzattınız mevzuyu ya. Ödeyeceğiz diyoruz. Sen şimdi bu hesabı öbür hesabın arkasına kitle. Daha sonra ben gelip halledeceğim. Bak bir şuraya. Bak şuraya bak bak. Görüyor musun arabayı? Bu arabayla geldik oğlum biz. Parayı bulduk yani. Sen şimdi donat masayı, halledeceğim ben. Hadi. Tamam abi. Vallahi kardeşim, buradaki Adana'yı başka hiçbir yerde yiyemezsin ha. Şefim! Heh, bir gel. Buyurun efendim, ne hazırlarsınız? Bak bakayım. Biz bir çiğ köfte alalım, bir de salata alalım. Sen şöyle bunları olduğu gibi bırak. Ortaya da böyle güzelinden bir karışık yap. Hadi bakayım. Çok güzel, Adana'sı var ya, parmaklarını yiyeceksin o derece. Çok teşekkür ederim. Şey, yarın pilates için vaktin olursa bekliyorum. Tamam, gelmeye çalışacağım, haber veririm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O kadar uzun zaman oldu ki seninle bir türlü baş başa kalamadık. Çok özlemişim, çok iyi geldi. Bu akşam annem gelmeyecek. Benimle kalsana. Ben eve geçerim Penişo. Sağ ol. Oğuz zaten bayağı geç olmuş. Yavaş yavaş müsaade alayım ben. Annen söyledi. Oğlum olacakmış. Senin adına çok mutlu oldum. Eminim çok iyi bir baba olacaksın. Umarım oğlun da tıpkı sana benzer. Penizu bayıldım. Çok tatlılar. Çok incesin, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Senin adına çok mutlu oldum. Hem de Fenerbahçe ya. Sen hakikaten çok olgunsun. Harikasın. Beni harika yapan sana olan sevgim. Senin oğlum benim de oğlum sayılır bundan sonra. Söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Çok rahatladım gerçekten. Her şey için teşekkür ediyorum sana. Verdiğin destek için de. Benim senin yanında olacağım hayatım. Annenlerle birlikte yaşayacakmışsınız. Evet. Biliyorsun yani bir süre böyle olması gerekiyor. Zaten Lale'ye yeni bir oda hazırlatıyorum ayrı. Anlıyorum hayatım. Yani sonuçta bir çocuğunuz olacak ve bir arada bulunmak zorundasınız. Senin de çocuğun olacağı için onun heyecanı var. Zaten anne baba olarak ömür boyu görüşeceksiniz. Bunun farkındayım. Ama benim senden tek isteğim
benimle ilgilenmen. Haklısın. O konuda benim için bir iş rahat değil. Hayal kırıklığına uğrattım seni. İnan bunca şeyi asla kabullenmez. Ama ben seni çok seviyorum. Ve sana güveniyorum. Şimdi yanımdasın ya. Bütün sıkıntım gitti. Sabahtan beri bir şey yemedim de. İçim kıyıldı biraz ondan yani. Hadi oğlum ya sen de. Afiyet olsun abi. Ve Kurtuluş Bey ne iş yapıyorsunuz? Ya bak şimdi Samet'im. Kurtuluş Bey oldu mu ya? Kurtuluş abi de bana. Vallahi birkaç iş var uğraştım. Şimdi misal bir yandan emlakçılık yapıyorum. Öyle mi? Ha. Bir de böyle yakın bir arkadaşım var. Onunla böyle bir kafe işine girelim mi, girmeyelim mi diye onu düşünüyoruz yani. Daha belli değil. Hadi hayırlısı olsun. Hayır olsun, olsun. Şimdi şu iş güç mevzularını bırakalım da asıl mevzuya gelelim biz. Senin niyetin ciddi mi? Hangi konuda abi? Ha. Bizim bir Ahmet abi var da, o böyle evini kiraya veriyormuş. Sen de arkadaşını da kiralayacakmışsın diye duydum da, acaba diyorum o konuda ciddi misin, değil misin diye şey yapıyor. Ulan Nergis konusunda hangi konuda olacak? Hıyar! Ciddi misin, değil misin? Yok eğer ciddi değilsen, bize orası biraz ters de onu diyeyim dedim. Ciddiyim tabii abi. Ha. Ben Nergis'i ilk gördüğümde dedim. Bu kadın dedim, benim evimin kadını, çocuklarımın anası dedim. Hadi ya. Ulan var ya, ben de Nergis'i ilk gördüğümde böyle dedim ha. Bunu böyle bir gördüm, laps diye kaldım. O hani ilk görüşte aşk diyorlar ya. O benim o kalışım işte, o ilk görüşte aşkım. Vallahi mi ya? Oğlum o kadar çok sevdim ki ben bunu Nini. Ya alacağım diye yemediğim, çevirmediğim dümen kalmadı. Ve annesi vermedi. Ne? Vermedi mi? Yok yani aldık. Aldım Nini'mi de hani o zaman vermedi. Şimdi aldık yani. neden vermedi abi? O zamanlarda bir durumumuz böyle değil. Ya para mara yok. Beğenmedi bizi. Hadi ya. İşte öyle. Anası biraz paraya önem veriyor da. Ama ben azmettim, aldım kızı. Şimdi nasıl kayınvalideyle aranız? Anlamıyorum ki. Yani bir türlü o yıldızımız barışmadı ya. Hani öyle yapıyorum, böyle yapıyorum, olmuyor. Ya şimdi hatta aramız Nini'yle biraz limoni. Barışmayalım diye elinden geleni yapıyor ya. Ama merak etme. Sana bir şey yapmaz. Ben hiç öyle sanmıyorum ama. Ya bırak be oğlum. Boş ver şimdi bunları. Bacanak olduğumuz zaman ben sana bilahare detaylı detaylı anlatırım. İnşallah ama benim hiç ümidim yok abi. Allah Allah. O niye öyle? Kurtuluş abi. Ha. Sana güvenebilir miyim? Allah Allah ya. Güvenebilir miyim diyor. Oğlum benim göbek adım güven. Sen tabii daha Kurtuluş abini tanımadığın için o yüzden bu kadar rahat rahat soruyorum sana güvenebilir miyim diye. Tanısan ne kadar ayıp ettiğini anlayacaksın. Lan benim kadar güvenilir bir adamı nerede bulacağım birincisi? Sen şimdi el frenini indir, arabayı yokuş aşağı bırak. Kop gel, anlat bakayım ne mevzu? Abi o zaman ben el frenini indiriyorum, anlatıyorum. Evet gel. Şimdi ben bugün Nergis'in annesiyle tanışacaktım. Ha. Ama uzaktan bir baktım, ben zaten tanıyorum. Nereden tanıyorsun lan? Tanıyorum derken birkaç defa karşılaştık. Aksilik hepsinde de tartıştık. Arıza dedim, yaşlı dedim, sıkıntılı dedim. Dedim de dedim abi ben. Sanırım bayağı bir nefret ediyor benden. Oğlum sen ne yapmışsın lan? Kurtuluş abi. Gülmesek mi diyorum acaba? Kusura bakma kardeşim yani mevzunun şeyini öyle bir dağıldım da ben biraz. Sen o zaman şöyle baştan bir konuyu toparla anlat bakayım bana nedir mevzu? Anlatayım. Şimdi benim canım tatlı istedi. Ha. Bir baktım pastane var. Abi durdum arabayla önünde, girdim içeri. Trileçe deme bana sen. Abi trileçe aldım ya. Tuh!
Alo. Alo, kimsiniz? Doktor Onur Saygın ben. Onur Bey, merhaba. Orada mı? Lale orada mı? Lale'yi şimdi eve bıraktım. Telefonunu arabamda düşürmüş de. Ben gidip kendisine bırakırım. Anladım. Hoşça kalın. Vallahi kötü olmuş be kardeşim. Yemin ediyorum senin şu başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez ha. O ne mevzu öyle ya? Yani sen Nergiz'den ümidini kes diyorsun öyle mi abi? Ya yok be oğlum. Hemen öyle yelkenleri indirme suya. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz. O zaman ben seninle buluştuğumu Nergis'e hiç söylemeyeyim. Şimdi seni teyzenle buluşup hastaneye gitti biliyor ya. Doğru söylüyorsun abi ha. Bana kalsa ben saf saf her şeyi anlatırdım. E oğlum biz o yüzden buradayız. Tecrübe konuşuyor burada. Tecrübe dedin de abi. Siz yengeyle kaç yıllık evlisiniz? 6. Maşallah. Da aramız limoni dedin abi, hayırdır? Tamamen benim eşekliğim ya. Öyle çapkınlık falan işte, karı kız mevzuları. Vay. Yok ulan öyle vaylık maylık değil. Yani bir şey yaptığımdan değil, benim dilimde ya. Tabii canım. Ya yemin ediyorum oğlum, hatun benim peşimde. Yok işte böyle bir ay annem evi de yok, gelmeler bilmem neler falan. Kesinlikle. Öf. Ulan şimdiki aklım olsa yapar mıyım be? Ulan aile gibisi var mı ya? Ulan nünümsüz nefes alamıyorum ben be. Yok efendim boşanacakmışız bilmem ne falan da. Ondan sonra nünüme gidip biri yan gözle bakacak ha? Kim bakıyor lan benim karıma yan gözle? Yemin ediyorum onun ağzını yüzünü sürüyorum. Afiyet olsun. Kurtuluş abi sakin ol. İnsanlar var burada. Benim böyle hassas olduğum bir konu da bu. Abi eşler arasında böyle şeyler olur. Sakin ol ama düzelir. Hem senin benim gibi seven insanı nereden bulacaklar bu devirde ya? Senin değerini bilecek. Merak etme sen. Bana mı oluyor lan? Koçum benim gel buraya. Gel. Bacanağım benim, aferin be. Abi biz artık kalksak mı? Garson hesabı alabilir miyim? Peki. Hesabı alayım. Ha. O zaman ben bir tuvalete gideyim de bari şey yapayım. Çok sıkışma oldu, anladın mı? Tamam abi, git sen. Buyurun. Teşekkürler. Kardeşim biz senden hesabı istedik. Sen bize doğalgaz faturasını mı getirdin ya? Kurtuluş Bey'in geçenki hesabında ufak bir bakiyesi kalmıştı. Onu da hesabın içerisine ekledik. İsterseniz Kurtuluş Bey gelsin öyle alalım hesabı. Kurtuluş Bey'in ben ufak hesabını öderim. Öderim de biraz hesap fazla geldi ondan söyledim ben. 500. Evet. Al kardeşim. Teşekkürler. Git kardeşim, git. Kaybol kardeşim. Ulan bugün bir teknik olduk be. Vay be. Hallettim geldim. Şefim. Hesabı alınmış. Kurtuluş Bey, beyefendi hesabı ödedi. Ah. Yok. Lan sağ. Hayır. Aa. Tamam. Aa. Kesin. Ya. Tamam Kurtuluş abi, afiyet olsun ya. Ya bak sana oldu mu şimdi be oğlum? Oldu oldu. Bak bundan sonraki hesap benden ha, ona göre. Tamam. Tamam abi, öyle olsun. Bana bak. Şimdi sen çok fazla ortalarda dolanma, tamam mı? Şu sıfatı bir unuttur. Hani öyle sağda solda seni görmesinler ki hafızada kalma. He. Ondan sonra bir ara biz toparlanır, konuşuruz gel. Tamam abi, o zaman ben bu sıfatı unutturuyorum. Hadi o sıfatı unuttur. Kalkalım. Hadi bakayım. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Hadi küçük. Hadi, iyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar abi. Bak oldu. Yaz rengi. Biraz şey oldu ama açık belli belirsin. Aa, bu saatte kim bu ya? Ay Kurtuluş'tur anneciğim, ben bakarım.
Nuda, hafızası yerine geldi mi, bu evin yolunu buldu? Anne, hafızayla ne alakası var? Hayatım, hafızası yerine geldi geldi. Gelmedi, aynen koyarım kapının önüne onu. Tamam anne. Dur dur dur, sen dur. Ben bakarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum ama... Lale Hanım telefonunu arabamda düşürmüş de, ben onu getirdim. Arabanızda. Lale! Lale! Evet. Ha deme. Doktor Bey'in arabasında telefonunu unutmuşsun. Aa, kusura bakmayın, buraya kadar da zahmet ettiniz ya. Teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Ne zahmet olur mu öyle şey? İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Otur şuraya. Anne. Kaydırıyorsun, kaydırıyorsun arabayı, motorunu. Yaktın motorunu. Yaktı motorunu, bilmiyor araba kullanmayı. Niye bakıyorsun öyle? Anlatmanı bekliyorum da o yüzden bakıyorum. Neyi anlatacağım? Senin Doktor Onur'un arabasında ne işin var? Anne. Bak biz diyorum ya, ben sergiye gittim, orada karşılaştık. Ya ondan sonra da bir şeyler içelim dedi. Sonra da beni eve bıraktı. Telefonu da orada düşürmüşüm arabada herhalde. Senin bugün işlerin yok muydu Onur'la beraber? Hani nikah işlerin vardı, mobilyacıya gidecektiniz, bir sürü şey. Evet. E tamam, o zaman sergide ne işin var bu oğlanla? Anneciğim biz beraber gitmedik ki, orada karşılaştık diyorum. Hem Onur'un da şeyi vardı. Neyi vardı? İş toplantısı vardı. Gelemedi. Kızım iş toplantısı var madem, sergiyi aldır aldır şeyi mi kaçıracak mısın? Beklerdi de adamla giderdiniz ya. Anneciğim, o benim arkadaşım ya, niye gitmeyeyim? Allah Allah, sen artık nişanlı bir kadınsın. Biraz o yüzden de hareketlerine falan dikkat etmen gerekiyor. Yakışıklıyor mu böyle? Ay anne, ne alakası var? Ben hamileyim ya. Yani bu durumda benden hoşlanacak değil herhalde. Her şeyi biliyor. Aynı zamanda da benim doktorum. Hmm. Hani neler düşünüyorsun Allah aşkına? Gözleri öyle bakmıyor ama kusura bakma. Böyle böyle bir şeyler yapıyor burada. Benden kaçmaz kızım. Anne. Onur Bey öyle biri değil. Ya çok iyi niyetli, çok kibar biri. Ya ben de onunla böyle rahatça bir şeyler paylaşabiliyorum, sohbet edebiliyorum. Öyle bakmıyor. Anne, saygı duyacaksın. Öyle bakmıyor ama. Sinir yapma. Ben bir kere uyarayım da. Demedi deme yani. Ay tamam, bir kere hata yaptık ya anne. Ay, tamam. Tamam anne. Bir şey demiyorum. Ablam, yani gerçekten iş mi çıktı Onur'un, ha? Sen hemen anlıyorsun benim yalan söylediğimi ama. Ay herhalde anlayacağım kız. Enişten gibi bir yalancıyla yaşayınca böyle yalancı uzmanı falan oluyorsun. Bana bak, ne oldu? Anlat bakayım. Pelin Su'nun yanına gitti, onunla buluştu. Ha, ne alaka be? Ay bilmiyorum. Hasta mı olmuş, zehirlenmiş mi, ne olmuş? Anlamadım yani. Aa, buna bak, bahanedir o. Vallahi. Bana da yani pek inandırıcı gelmedi abla. Hı. Ay iyi ki de anneme söylemedin ha. Abla söyler miyim? İkisini de doğrar, gebertiriyorlar onları. Yapardın mı? Evet. İyi, hadi kalk o zaman, içeri gitmeyeyim, kalk. Kalk. Dinlemiyordur değil mi? Yok yok, dinlemiyordur, yürü. Kesinlikle. Gece gece. Ay minnoş. Beni korkutma. Ne var? Aşkım sana bir sürprizim var. Hamile misin? Hamileyim de. Ne olur hamileyim de. Kilo vermişim. Hem de 400 gram. Sen kilo vermemişsin ki. Gram vermişsin. Olsun. Gram da olur. Kiloya doğru giden yol sonuçta. Olsun. Aferin aşkım. Diyorum ki
Bu başarımı şöyle bir dondurmayla kutlasak mı? Yuh aşkım, ne dondurması? Daha yeni 400 gram vermişsin. Ne, geri mi alalım onları? 5 katıyla, 10 katıyla mı alalım geri? Sen bak 5 kilo ver, ben sana dondurma ısmarlayacağım. Söz veriyorum. Oho! O zaman çok bekleyeceğiz yani daha. E bekleyeceğiz aşkım. Çocuğumuz için bekleyeceğiz. Geleceğimiz için bekleyeceğiz ama sabredeceğiz. Tamam. Ama o zaman böyle başka bir şeyler yapalım. Şey yapalım o zaman, dur tamam. Değişik sürprizler hazırlayayım ben sana. Hem de sana kilo verme motivasyonu olsun. Olur mu? Tamam. Uyku da bana haram olsun. Bu kadar sürprizlerle dolu bir erkek. Of, hemen kilomu güncellemem lazım. Hem de hemen. Ay çok mutluyum. Aa, bu ne be? Ne yazmış? Romantik aşk gecesine hazırlık. P kalp o mu? Uy demode. Ne yapıyor ya bu Pelin Su? Onur'la mı görüşüyorlar acaba? Lale'yi aldatıyorlar mı ya? Efendim? Alo Lale? Nasılsın? İyiyim Filiz, sen nasılsın? İyiyim canım ben de. Şey diyecektim sana, Onur seninle birlikte mi? Yok, yanımda değil, neden? Ay, yanında değil demek. Pelin Su romantik akşam yemeği diye fotoğraf paylaşmış. Kız, Lale. Seninki bunun ne olmasın? Ha, yok yani, Onur beni az önce eve bıraktı. Ha, öyle diyorsun. Ha tamam ya, ne bileyim ben de bu Pelin Su. Yılan yani, bilerek yapıyor. Bir de P kalp O falan yapmış yani. Neyse, tamam. Bu seferlik öyle bir yanlış alarm oldu herhalde. Tamam. O zaman öpüyorum seni çok. Ben de öptüm. Yok canım. Yok bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ha, güya bir de hastaydı. Ateş yok, sıcaklık yok. Maşallah. Elinde. Aşkları son gaz devam. Bu bana neden yalvartıyor yani? Sonuçta ben ona yemek hazırlamaya her haklı değilim ki. Sen kapımı çal. Neyse, o yemiştir yemeğini. Afiyet olsun. İçeri. Her zaman başımı programını da öğrenmiş olduk Lale Hanım. Hayır, telefonu unutmasa o adamın yanında görüştüklerini söylemeyecek bile. Ama benim kalbim temiz Lale Hanım, benim kalbim temiz. Ya 2 dakika yalnız bırakıyorum seni, 2 dakika. Hemen soluğu hop, doktorun yanında alıyorsun ya. Bravo. O kadar da anlattım. O kadar anlatıyorum ama anlayan kim işte ya? Var bir yaşanmamış. Öyle olmayacak. Sanki yüzünde. Hemen aç bir telefonu da ben söyleyeceğimi biliyorum. Kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Beyefendinin aklına anca gelebildik. Ararsın sen daha. Açmayacağım ya. Açıp da böyle yalanları mı dinleyeceğim ben seni? Yarın ara. Yarın konuşuruz. Yoksa bu adam telefonu getirmedi mi Lale'ye? Ya da açmıyor mu acaba? Belki de duymuyor. Yoksa açmıyor. Kesin açmıyor. Kesin açma. Açma bakalım sen. Görüşeceğiz. Sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımda.
sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamı derde salan, var bir yaşanmamıştı sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Lale Hanım, nihayet, nihayet. Merhaba. Ya akşam aramışsın da, yani erken uyuduğum için ben duymamışım. Öyle mi? Erken yattığına göre bayağı bir yoruldun o zaman. Tabii doktor Onur'la gezerken. Sen Onur'la görüştüğümü nereden biliyorsun? Onur. Yani doktor Onur, Onur Bey falan yok yani, değil mi? Onur. Ben insanlara nasıl hitap edeceğim sana sormayacağım herhalde, değil mi? Sevgilin nasıl? Zehirlenmiş mi gerçekten? Gayet iyi durumu. İyi, çok sevindim. Peki organizasyon şirketine gidecek miyiz? Vallahi Lale Hanım, eğer işiniz yoksa müsaitseniz gideriz tabii ki. Yok başka programım. Tamam, ben çıkıyorum evden. Görüşürüz. 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 Nereden biliyor ki yani benim Onur'la görüştüğüm? Ay vallahi aramış. Ay, kesin sinirden deliye dönmüştür. Hayret bir şey ya. Lale şaşırdığına göre demek ki bu adam benim onu aradığımı da söylememiş. Ben en baştan beri bu adama boş yere kıl olmuyorum zaten. İyice niyetini belli etti ya. Yanılmıyorum. Kıl herif, kıl. Aman günaydınlar efendim. Günaydın annem. Günaydın. Ne oldu, neyin var? Ay anne, çok acıkıyorum. Hiç doymak bilmiyorum ben. Geç geç. Kızım, ben sana hamileyken sen bana toprak yedirdin. Toprak. Ha, bu iş böyle. Hadi. Bu. Hadi sen şimdi gözüne kestirdin. Niye? Bizimkiler kalkmadı mı? Ay yok, uyanmadılar kızım. Yatır gibi yatıyorlar böyle. Birazdan uyandırırım ben onları. Sen şöyle onlar yokken adam gibi böyle gözünü kestirdiklerini ye. Sonra gelirler. Hadi bakalım. Ne yaptın? Ne? Bu şey, bugünkü planın ne? Ne yapacaksın? Organizasyon firmasına gideceğiz. Hah, bir an önce işlerimizi bitirmemiz lazım çünkü. İyi. Bu durumlardan memnun musun sen? Nasıl yani? Yani onların evinde yaşamaktan. Evet. Bay evet derken bir şey oldu sana. Bir şey oldu. Yavrum bak. Çekindiğin bir şey olunca bana söyle, tamam mı? Anneciğim, zaten oturup konuştuk ya. Biz böyle bir karar verdik, aynı evde yaşayacağız dedik. Dediniz. Hı? Allah Allah, ben şey düşünüyordum, senin ayrı evde yaşayabileceğini düşünüyordum. Belki öyle bir hayalin vardır diye düşündüm. Sonuçta yani ya adamın babası var, anası var, hepsi iç içe aynı evde. Anneciğim sen merak etme, bence böylesi daha iyi olacak. Çünkü ben Onur'la aynı evde yaşarsam gerçekten aklımı yitiririm. Aa, niye? Nasıl niye anne? Kalabalık olması benim işime gelir yani. Zaten koskoca ev kendileri söylüyor. Sen de sürekli gelirsin yanıma. Ben de gelirim. Tabii. Gelirim herhalde, o kadar insana yer varsa herhalde annesine de vardır kızın yer. Tabii ki var. Herhalde. Ya ama olsun, yine de aklında bir şey olursa ben konuşabilirim yani aileyle, bil yani. Tamam anne, bak yine de bir sıkıntı olursa, ben mutsuz olursam biz zaten bir süre sonra Onur'la ayrı bir eve çıkarız. Merak etme. Evet. Çıkarsın çünkü. Tabii. Öyle olmaz çünkü. Alo. Kapıdayım ben. Tamam, tamam. Heh. Oh! Hadi gidiyorum ben. Hadi kızım, kolay gelsin. Bak çekinme hiçbir şeyden, tamam mı? Hadi. Merak etme sen.
Da bak, baktın halledemiyorsun. Bir telefon aç, ben iiii diye hemen koşar gelirim. Dikkat et, hadi afiyet sen olsun. Sen önüne size. Dikkat et. Tamam, hadi. Önüne dikkat tamam. Et. Tamam. Size de günaydın. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Evet. Güzel. O zaman direkt organizasyon firmasına gidiyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kaç kişilik, nerede ve nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz? Bizim evin bahçesinde yapacağız düğünü. Yani yaklaşık 100 kişi falan. Evet, aile arasında olacak. Tamam, mekanı göreceğiz zaten. Ama öncesinde neler hayal ediyorsunuz? Özellikle kadınlar büyük bir hayal gücüne sahip. Siz mesela nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz? Açıkçası ben bir şey hayal edemiyorum. Ya bizim aklımızda çok bir şey yok aslında. Davetiyelere bakalım mı önce? Tamam, buyurun geçelim o zaman. Tamam. İsterseniz bunu bir inceleyin, bir fikir olur. Düğünde konuklara verilecek hediyelerimiz ve davetiyelerimiz. Ben hemen geliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Bu olsun işte. Ya bayağı sıradan. Sen seç o zaman. Bu var. Bir de bu var. Nasıl? Bunun bir önemi yok ki. Zaten formaliteden evleniyoruz. Bence gerek yok. Bence önemi var Lale. Çok önemi var. Sonuçta formalite olduğunu sadece biz biliyoruz. Değil mi? Bizim çok önemli misafirlerimiz olacak. Düğününde bizim adımıza yakışır olması lazım. Doğru. Sonuçta Lord Onur Sarıhan evleniyor. Lale, hem senin ailen hem de benim ailem bizim için en iyisini ister, değil mi? Lütfen tartışmayalım, şu işleri bitirip gidelim, ne olur. İyi, tamam. Hangisi? Bu olsun. Şeker, şey, hediye. Tamam, o da şu olsun. Evet. Evet, nasıl gidiyor? Güzel, bunları seçtik. Çok zevkli seçimler olmuş. Pastanızı da seçelim. Hemen tadım yapabilirsiniz. Ya mevzu pastaysa ben ağzımı açmam. Lale çok iyi anlar tatlıdan. Ben de iştah şahane. İkram edilecek tek kişilik pastalarımız. Hepsinin maketleri mevcut. Şeker hamuruyla kaplama yapıyoruz. Çok şık bir görüntü oluşuyor. Ben bir tadına bakayım. Tadına sen bak diyecektim ama sen zaten bakmaya başladın. Efsane! Çok güzel bunun tadı. Şeklini beğendiğiniz pastanın içeriğini değiştirebilirsiniz. Frambuazlı çikolatalı, karışık krokanlı, fıstıklı meyveli her çeşit mevcut. Aynen. Zaten... Tadım yani değil mi? Aşkım bu pasta nasıl sence? Harika, çok çok beğendim. Ya bunun meyvelisini yapsak. Bu pastanın içeri değişebiliyor mu? Tabii, isteğiniz üzerine değişebiliyor. Fındıklı, çikolatalı, meyveli gibi. Süper, tamam o zaman bunu isteriz. Bu galiba fıstıklar. Öyle mi? Bundan olsun, bundan olsun. Ben seçtim fıstıklı. Evet, bence de çok güzel. Biz bunu seçiyoruz. Tamam, buna da karar verdiğimize göre diğer ayrıntılar için mekanı görmeye gidebiliriz. İsterseniz çıkalım hemen. Tamam, çıkalım. Yani ben bizimkilere arayıp haber vereyim geleceğiz diye. Sen de iste.
istersen artık yavaş yavaş. Ben karışmam ama canım istiyor. Anladım. Çok bir dokular. Evet anneciğim, hazırlıklar başladı. Hatta organizasyon şirketi geliyor bugün. Siz de buyurun isterseniz. Zaten geliyorsunuz. Oldu o zaman, bekliyorum anneciğim. Annemle mi konuştun hayatım? Evet hayatım. Çağırmak için aramıştım ama zaten geliyormuş. Ne ilgili? Evet. Şu düğünü bir hayırlısıyla atlatsak da rahatlasak. Aa, hoş geldin Şadi. Abi. Şadi'cim hoş geldin. Geç, geç yanıma, geç otur. ne haber? İyisin? İyi, sizler? Aa, Betül yok mu? Ay, onlar Filiz'le spa'ya gittiler bugün. Tabii. Aldığı son haberlerden sonra rahatlama ihtiyacı duymuştur. Tabii. bebek erkekmiş. Hadi hayırlı olsun. Ya sağ olasın, sağ olasın. İyi ki geldin ha. Annem de yolda. Akşam hep beraber bir yemek yeriz. Oh, bana da iyi olur valla. Şimdi bu Filiz diyette ya. O yüzden bizim evde bayağı yemek yok. Ben de adam gibi bir şeyler yemiş olurum. O zaman ben harika bir sofra için aranızdan ayrılıyorum. Hemen organize ediyorum mutfağı. Müsaadenizle. Ha hayatım, şu Şerife'ye söyle de tavlayı getirsin. Yanımda da iki çay. Bir hesabını göreyim Şadi'nin. Tamam Fikret'ciğim. Şerife! Günaydın canım. Günaydın prenses. Uyandırmadım değil mi? Yok yok canım, uyanmıştım zaten. Teyzen nasıl, iyi değil mi? Teyzem? Ha teyzem. Teyzem şükür şükür çok daha iyi. Oh, çok sevindim ya. Peki bugün müsait olabilecek misin? Bugün? Bugün ben çok yoğunum Nergis. Teyzeme de uğramam lazım. Peki anlıyorum. O zaman sen müsait olunca beni ararsın olur mu? Tamam canım, haber veririm ben sana. Peki tamam, öpüyorum. Kolay gelsin o zaman. Kolay gelsin, bay bay. Şu hale bak ya. 40 yılın başında müsaitim kızla görüşemiyorum. Şansa bak. Gideyim çay demleyeyim bari. Bak burası da güzelmiş. Bundan not alabilirsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk Onur Bey. Ne yaptınız, nedir durum? Siz gelmeden resimleri çektik biz. Güzel. O zaman biz de bir Lale ile değerlendirme yapalım. Siz havuza inin, aşağıda görüşürüz. Tamam, biz de aşağıya bakalım o zaman. Sağ olun. Ya Lale, bak şimdi yemek masalarını falan şöyle koyarız. Zaten onun öncesinde de bir kokteyl olur. İşte o bistroları falan da şöyle orta yerde. Nasıl olur? Olur olur, fark etmez. Neyse ya. Ben kime anlatıyorum ki? Vallahi çok ilgilisin Lale, sağ ol. Ya Onur, bu organizasyon senin davetlerin için olmuyor mu? Senin için önemli değil mi bu? O yüzden sen istediğin her şeye karar verebilirsin, özgürsün. Laleciğim, bu düğüne senin arkadaşların da gelmeyecek mi? Benim misafirim dediğin ne? Yakın akrabalarım, bir iki tane de arkadaşım. Tabii doktorumu da çağırmam lazım Onur Bey. Tabii doğru söylüyorsun, haklısın haklısın. Ya doktor Onur'la bizim düğünümüzün ne alakası var acaba? O sadece benim doktorum değil ki. Çocukluk arkadaşım. Laleciğim, bak sana geçen gün bazı şeyleri izah ettim. Anlamamış olabilirsin ama sorun yok. Ben şimdi sana tekrar anlatacağım tane tane. Bak biz yarın bir gün seninle evleneceğiz. Sen benim eşim olacaksın. Dolayısıyla Lale Sarıhan olacaksın. O yüzden lütfen hareketlerine biraz dikkat et. Bunu bana sen mi söylüyorsun peki? İstiyorsan Pelin Su'yu da çağıralım ama biraz garip kaçar diye ben bu teklifte bulunmamıştım. Ne alakası var şimdi Pelin Su'yla? Çok alakası var. Ama pardon ya, siz daha böyle romantik geceleri tercih edersiniz. Düğünler sizi açmaz. Yani ne diyorsun ya, ne bu imalar falan? İma falan yok. Bak ne yaşıyorsan yaşa, beni ilgilendirmez. Ama böyle insanların gözüne sokmanıza gerek yok, anladın mı? Yani Pelin Su'da neler karıştırıyor bilmiyorum. Neler paylaşıyor onu da bilmiyorum. Filiz beni aradı. İşte Onur'la nasıl gidiyor, aranız iyi mi falan diye bir şeyler sordu bana. Yani ben Lale Sarıhan olmadan önce bir erkek annesi olacağım. O yüzden ben hareketlerime çok dikkat ediyorum, merak etme sen. Sen de kısa sürede olsa benim kocam olacaksın. Asıl sen hareketlerine dikkat et, olur mu? İyi Lale. Bundan sonra merhaba merhaba, tamam mı? Şu düğün organizasyonu falan her şey bir bitsin. Herkes kendi hayatına baksın, yeter.
Anneciğim. Ne zaman geldiniz anneciğim? Ah, şimdi geldim. Şerife burada olduğunuzu söyleyince ben de hemen buraya, doğrudan buraya geldim. Babaanneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Aa, Şadi. Sen de mi buradaydın oğlum? Buradayım, buradayım anneciğim. Hoş geldin. Bebeğin erkek olduğunu duyunca abimi tebriğe geldi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Amca hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Laleciğim, Onurcuğum, oğlumuz geliyormuş ha? Hayırlı olsun. Sağ olun, inşallah hayırlısıyla bakalım. Sağ olun babaanneciğim, inşallah. Sizin biraz moraliniz mi bozuk ha? Hayır babaanne. Gayet iyiyiz biz babaanne. Demek bana öyle geldi. Herhalde. Heyecandan babaanne. Yani çok heyecanlıyız. Yani düğün bir taraftan, bebek bir taraftan falan. O yüzden biraz heyecanlıyız. Çok az kaldı ya ondan. Sizi böyle mutlu görmek beni çok mutlu ediyor inanın. Eksik olmayın babaanneciğim, sağ olun. Hele bir de bebeğinizi şöyle kucağınıza alın. O zaman mutluluğunuz kat kat artacak çocuklar. İnşallah. Umarım ben de o günleri görürüm. O nasıl söz anneciğim? Tabii ki göreceksiniz. Allah gecinden versin anneciğim. Anneciğim, sen son derece sağlıklısın. Oğlum baban da ne kadar sağlıklıydı. Ama bak, toprak oldu bile. Babaanneciğim lütfen böyle şeyler söylemeyin, üzülüyoruz. Ama oğlum, gerçek bu. Hayatın gerçeği. Yarına çıkacağımı kim garanti edebilir? Tövbe tövbe. Ama gözüm arkada gitmeyecek. Ama ne mutlu böyle siz hepiniz birbirinize kenetlendiniz. Evlendikten sonra da burada yaşayacaksınız. Çocuğunuzu burada büyüteceksiniz. Ne güzel. Değil mi? Çocuklar. Ben de düşündüm, taşındım. Artık bu yaşımda sizden daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. O yüzden buraya yerleşmeye karar verdim. Ne? Nasıl? Yengin, helal. Anlaşılmayacak bir şey yok ki Yıldızcığım. Burada yaşayacağım. Artık hep birlikte olacağız çocuklar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmur sevda. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim.